Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. İstanbul Vergi Dairesi Başkanım Sayın Bekir Bayraktar, İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürüm Sayın Murat Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, yeni bir döneme başladık. Yaklaşık seçimlerimizden 3-4 ay geçti. 29 Mayıs oda seçimlerini geride bıraktık. Her zaman söylediğimiz gibi farklı renklerimiz, farklı düşüncelerimiz, farklı yapılanmalarımız, gruplarımız, bunların hepsi mozaik, bunların hepsi güzellik. Bu şapkalarımızı artık geride bıraktık. 29 Mayıs akşamından sonra, bundan sonra mesleğimiz için, ülkemiz için hep birlikte sorunları çözmeye, sorunlarının üstesinden gelmeye, kısacası kaldığımız yerden hep birlikte devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de emin olunuz ki bizim odamız Türkiye'nin örnek bir odasıdır. 26 yıldır nasıl bu kapıdan içeriye girdiğimizde siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, inançlarımız ne olursa olsun, renklerimiz ne olursa olsun, hiçbir üyemiz, hiçbir stajyerimiz hakkında ayrım yapmamışsak, 26 yıllık anlayışımızla hep birlikte bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Bu anlayışın tüm Türkiye'ye, tüm kurumlara, tüm yapılanmalara örnek teşkil etmesini diliyoruz. Bunların için söylüyorum, bir 15 Temmuz süreci geçirdik. 15 Temmuz sürecinden hepimizin çıkarması gereken dersler var. Sonuçta bu meslek de bizim, ülke de bizim. Kısaca 15 Temmuz süreciyle ilgili 26 yıldır ne yaptıysak bundan sonra da sizlerle birlikte bu ülkede demokrasiye, cumhuriyete hep birlikte sonuna kadar sahip çıkacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Cumhuriyeti, demokrasiyi bu ülkede yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek değerli meslektaşlarım. Dedim ya, hepimizin çıkaracağı dersler var, hepimizin eksiklikleri var. Her şey bizim elimizde değil. 15 Temmuz'dan sonra kamuyla ilişkilerimizde de bir bahar rüzgarı esiyor. Ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Kesin mizanlarımız kalktı, TÜİK'lerin kalkacağı ifade edildi. Bu konunun bir an önce kesinleşmesini bekliyoruz. Diğer sorunları da hep birlikte ülkenin çıkarlarında göz ardı etmeden, popülist yaklaşmadan hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bugün bir kısacası öz itibariyle bir af kanununu irdeleyeceğiz. Bizler her zaman bu işin sorumluluğunu bilen arkadaşlarımız olarak hem ülkemizin hem mesleğimiz açısından aflara karşı olduğumuzu ifade ettik. Bugün buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama bununla birlikte içinde bulunduğumuz konjonktür belli, ülkenin şartları belli. Gerek mükellefler açısından, gerek bizim açımızdan aflara ihtiyaç olduğunda hiçbir zaman reddetmiyoruz. Olaya böyle bakıyoruz. Dileğimiz bu ülkede kayıt dışının önlenmesi, taşların yerine oturması, bir daha aflara ihtiyaç olmaması değerli arkadaşlarım. Bu anlamda da bu affın doğru mu yanlış mı olduğunu değil, mümkün olduğu kadar fazla oranda müşterilerimizin, mükelleflerin ihtiyaçları, bizim ihtiyaçlarımız neyse bu aftan faydalanma konusunda oda olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Sadece bir önemli konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kolay değil sorunları çözmek. İşte gündemde sizin de tepkinizi çeken, muhtasarla
sosyal güvenliğin, sigortanın birleştirilme olayı var. Bu konuda temaslarımız devam ediyor. İlk toplantımızı 1 Eylül günü Ankara'da iki bakanlığın temsilcileriyle oturduk, yaptık. Özellikle sosyal güvenlik bölümünde SSK işlemlerimizi yapmamız için ayrı bir noter sözleşmesi düzenlenmeyecek değerli arkadaşlar. Bizim sözleşmelerimiz geçerli olacak. Diğer ikinci hassas olduğumuz bir konu var. Bunu da özellikle kabul ediyorlar. Şekli daha sonra belli olacak. Biz mükerrer 227'de olduğu gibi sınırlı sorumluluğun dışında hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Yani Türkçesi şu değerli arkadaşlarım. Belgenin içeriğinden biz sorumlu değiliz. Bizim sorumluluğumuz bize iletilen belgeyi yasa ve yönetmelikler, yasal hükümler çerçevesinde defter ve belgelere işlemek, defter ve belgelere uygun olarak bildirge ve beyannameleri düzenlemektir. Aksi takdirde o belge doğru mudur, yanlış mıdır? Kısacası işveren bize bir işçi girişini göndermişse, maille veya imzalı olarak bunun işe girişini yap demişse, bunun o iş yerinde çalışıp çalışmadığının tespiti ve sorumluluğu bize ait değildir. Bu konuda da belli bir noktaya geldik. Bu ayın sonunda bir toplantı daha yapacağız. Bu sorunu çözeceğiz. Özünde baktığınızda çalışma hayatı ayrı bir konu, ayrı bir konu. Aslında bizler, buradan da düşüncemi açık olarak ifade etmek istiyorum, muhtasarla kadeveyi birleştirebiliriz. Ama biraz biz sosyal güvenlik ayrı bir konu. Bunun vergiyle birleştirilmesini doğru bulmayan arkadaşlarınızdan biriyim. Ayrı bir uzmanlık alanı. Ama dediğim gibi bizim de sorumluluklarımız var. Madem bir kanun çıkmış, kanunda bunun adını koymuşsa, buna meslek mensuplarımıza sıkıntı yaratmadan bu kanunu hayata geçirmek, kanunun hayata geçmesine yardımcı olmanın da bizim temel görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede de bu sorunu sizlerle birlikte, sizlerin yardımıyla çözeceğiz. Bu vesileyle ben bir kez daha bugün bu seminerde bize değerli katkılarını sunacak olan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgiç'e, İstanbul SSK İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdemir'e, Yeminli Mali Müşavir Sayın Emre Kartaloğlu'na, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Doktor Gülsüm Öksüz Ömer Yılmaz'a sizler adına çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm sizlere. Birlikte sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birlikte mesleğe, ülkeye katkıda bulunuyoruz. Bir bayram öncesi, yoğun bir dönemde muhteşemsiniz. Yine bu salonları doldurdunuz. Katılım sağladınız, katkı sağladınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin sağlıcakla, ailenizle birlikte Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Oda Başkanım, Sayın Vergi Dairesi Başkanım, odamızın çok değerli yöneticileri, çok değerli meslek mensubu arkadaşlar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın düzenlemiş olduğu vergi ve sigorta primlerinin alacaklarına ilişkin seminerin memleketimize, milletimize ve sizlere katkı sağlamasını diliyor. Şahsım, kurumum ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Bugün biraz fazla öksürük var. Biraz da boğazımız tahriş oldu. Onun için kusura bakmayın. Biraz yer yer sekmeler olabilir. Kişisel olarak sorunlar yaşıyoruz ama ülke olarak da son bir yıldır milli güvenlik anlamında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Gerek Doğu ve Güneydoğu'da devam eden terör olayları, gerekse 15 Temmuz'daki darbe kalkışması nedeniyle ülkemiz belki Cumhuriyet tarihinin en önemli milli güvenlik sorunuyla uğraşıyor. Tabii 15 Temmuz darbe süreci atlatıldı ama kurum olarak yine bununla ilgili yoğunluğumuz devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce 252 ailemize şehit aylıklarını bağlayarak evlerinde ziyaretleri gerçekleştirdik. Bugün de 900 civarında gazimizin maliyet işlemlerini, sevk işlemlerini takibi ve aylık bağlama süreçleri devam ediyor. Tabii milli güvenlik açısından ülkemiz yoğun günler geçiriyor ama bu günlerde sosyal güvenlik açısından da önemli bir hafta veya ay diyelim yoğunluk yaşıyoruz. Tabii sosyal güvenlik de önemli ama milli güvenlik sosyal güvenlikten daha önemli. Biz sosyal güvenlik kurumu olarak en büyük sosyal güvencenin demokrasi olduğuna inanıyor ve demokrasiyi her daim destekliyor ve demokrasiden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii başkanımızın dediği gibi 15 Temmuz sonrası belki de siyasi farklılıklar biraz daha kenara atıldı ve kurumlar, kuruluşlar ve millet birbirine daha fazla yaklaştı. Ancak biz sosyal güvenlik kurumu olarak meslek mensuplarımızla 15 Temmuz öncesi de yakın ilişkilerimiz vardı. Bu salonda ben şahsen sayısını bilmiyorum ama defalarca seminere katıldım. Onun dışında yaklaşık TESMER'de şube olarak birden çok katılmadığım seminer olmadı. Sosyal güvenlik kurumu olarak 2008'den beri yeni yapılandırmadan sonra benden önceki il yönetim ve benim dönemimde de sizlerle çok yakın ilişki kurmaya çalıştık. Zira elimizden iyi anlıyor. Onu anlatırsak işvereni ikna eder diye ondan destek buluyorduk. Dolayısıyla biz her daim sizleri bir paydaş olarak, işimizi kolaylaştıran, işimize katma değer sağlayan bir grup olarak görüyoruz ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Bunun için biz meslek mensubu arkadaşları önemsiyoruz. Geçen sene burada verdiğim konferansta yine bahsetmiştim. Her yaptığımız yeni bir dağda meslek mensuplarının kullanması için bir oda tahsis ediyoruz. Önümüzdeki hafta Maltepe, bayramdan sonraki hafta Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi'nde Kartal, Maltepe ve Teftiş Kurulu'na ait 4 ayrı bloğu açacağız yaklaşık 50 bin metrekare. Her birinde en az 30 metrekareden aşağı olmamak üzere serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin kullanması için orada herhangi bir belge istendiği zaman ofisine gitmesine gerek kalmaksızın bilgisayardan çıktısını alabileceği, yazıcıdan dökümünü alabileceği veya faksla bir belge alabileceği zaman faks olarak kullanabileceği bir faksına dahil olduğu, susadığı zaman içebileceği bir suyun olduğu, dinlenebilmesi veya bekleyebilmesi için oturma grubunun olduğu bütün birimlerimizde oda teftişatı yapacağız. Bundan sonra paydaşımız olmakla birlikte misafirimiz de olacaksınız. İnşallah bundan sonra her yeni binamıza gittiğiniz zaman çok rahatlıkla bekleme alanlarında değil ama size tahsis etmiş olduğumuz odalarda zamanınızı geçirebilecek, diğer işlerinizi de oradan istediğiniz şekilde takip edeceksiniz. Bu ilkini Esenyurt'ta yapmıştık. Bayramdan sonra Maltepe ve Kartal binalarında şu anda devam eden Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi, Bayrampaşa'daki bütün sur içini kapsayacak bina ve Vatan Caddesi'ndeki büyük komplekse de bu projelerimizin içerisinde serbest muhasebeci, mali müşavirler için düzenlemiş olduğumuz odaların hepsi olacak. Bunlarla ilgili temenni ve şikayet kutusu da koyacağız. Eksiklerle ilgili veya taleplerinizle ilgili belki bizim gözden kaçırdığımız veya eksik gördüğünüz şeyler varsa da bunları da anında alacağız. Tabii sosyal güvenlik kurumu olarak kendi bildiğimizi okumuyoruz. Sizlerden gelen talepleri ciddi şekilde değerlendiriyoruz ve bunlara bir çözüm üretme konusunda gayret gösteriyoruz. En son yönetmelik değişikliğiyle sizlerden en çok gelen şikayet olan işe girişini yapıyoruz ama ertesi gün gelmediği zaman iptal etmek için dilekçeler, işte müdürlük geziyoruz diye yakınmalarınız vardı. Onunla ilgili yönetmelikte 25 Ağustos'ta bir düzenleme yapıldı. Yönetmelikte
Takip eden iş gününün 23.59'a kadar eğer işçi gelmemiş ise veya bir sorun olmuşsa sistem üzerinden iptaline ilişkin düzenleme yaptık. Yine şu anda henüz çalışması sona ermedi ama ben size bir ufak ipucu vereyim. İdari para cezalarının yüksek olduğuna ilişkin yakınmalar vardı. İdari para cezalarında da biraz kısıtlamaya veya üst limit getirilmesine ilişkin bir çalışmamız var. Geçen sene biliyorsunuz sosyal güvenlik destek primi ödemelerini kaldırdık yoğun talep üzerine. Sizler için önemli çünkü meslek mensupları emekli olduktan sonra da ofislere devam ettiği için sosyal güvenlik destek primi kesintisi sizler için önemliydi. Kurum olarak bunlar da kaldırıldı. Hülasası sizlerden gelen talepleri biz ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Bu toplumda birlikte yaşayacağız. Bu toplumu birlikte ileri bir noktaya götüreceksek sizlerin de taleplerini, isteklerini ciddi şekilde değerlendirip toplum yararı ve kişi yararı varsa bunları da değerlendirme dışı bırakmıyoruz. Bugün yine vergi borçlarının ve sigorta prim borçlarının yapılandırmasına ilişkin bir düzenleme var. Tabii bu düzenlemeler kimini sevindirirken bazen de kurumlarımıza ciddi eleştiriler geliyor. Zamanında ödeyenin ne kabahati var şeklinde. Zamanında ödeyenin biliyorsunuz 5 puanlık teşvik indirimi ve diğer teşviklerden yararlanma imkanı var. Bu 5 puanlık teşvik dediğimiz %5 anlamına gelmiyor. İşveren hissesinin 5 puanlık kısmı olduğu için yaklaşık %25'e yakın bir rakama tekabül ediyor kabataslak. Dolayısıyla zamanında ödemiş olana böyle bir imkan veriyoruz. Bugün ana paradan bir indirim yapılmıyor. Sadece gecikme zam veya idari para cezalarıyla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Olabilir, insanlar ticari hayatları dalgalı olabilir. Zaman içerisinde ödeme imkanı bulamamış olabilir. Ödeme imkanı bulsa zaten banka kredilerinden daha avantajlı teşviklerden yararlanmak. Ama buna rağmen yine ödeyememişse bu işverenler bizim işverenlerimiz. Bu memlekette istihdam sağlayan herkesin önünü açmak hem vergi dairesi hem de sosyal güvenlik kurumunun önemli görevlerinden birisi diye düşünüyoruz. Onun için belki de son yılların en avantajlı bir yapılandırma programı. Bu yapılandırma programı konusunda sizlerden ciddi destek bekliyoruz. İşverenlerimizi ikna edecek olan sizlersiniz. Sizlerin yönlendirmesi işverenler için bizden daha önemli. Avantajlı, bunu kaçırmayalım dediğiniz zaman mutlaka ve mutlaka bu konuda ciddi ilerleme kaydedeceğiz. Onun için sizden istirhamımız bu yapılandırmayı ciddi anlamda kullanmanız. Geçenki yapılandırmadan ciddi anlamda avantaj sağladı. Ve bu şekilde ödemeler konusunda işverenlerimizi yönlendirmeniz durumunda hem işverenlerimizin hem de devletimizin bundan menfaati olacağını düşünüyorum. Onun için ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Yapılandırmanın teknik ayrıntılarına girmek istemiyorum. Yapılandırma dışında genel sağlık sigortası ile ilgili bir düzenlememiz var. Murat Bey onlarla ilgili size ayrıntılı bilgi verecek. Ben sözlerimi burada bitirirken herkese teşekkür etmek istiyorum ama tabii ki kürsüden uzun uzun hitap etmek istiyorsunuz salonun kalabalıklığını görünce. Onun için en büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu yapılandırma programına ve seminerine destek verdiğiniz için, başta sizlere ve bu organizasyonu yapan İSMO yönetimine, katılımlarından dolayı bizlerle birlikte sevgili Vergi Dairesi Başkanım Üstadım Bekir Üstad'a ve tüm katılımcılara şahsım, il müdürlüğüm ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına teşekkür ediyorum. Yapılandırmanın memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İstanbul İl Müdürümüze hem katılımından dolayı hem biz meslek mensuplarına karşı olan samimi yakınlığından dolayı sizler adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Bekir Bayraktar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın Sayın Başkanı, İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız, değerli meslektaşlarım, mali müşavirler, değerli katılımcılar, ben de konuşmaya başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten bugün
Çok güzel bir ortam var burada. İki değerli başkanın da konuşmalarında hem sizlere hem bizlere çok nezaketle yaklaştılar. Ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum böyle bir ortamı sağladıkları için. İnşallah bugün yapılacak toplantı amacına ulaşır. Bugün yine yeniden bir yapılandırma kanunu burada konuşacağız. Nedir bunun amacı? Bir kere bu yapılandırmadan istifade etmek durumunda olup da bunun getirdiği imkanlardan faydalanmayan hiç kimse kalmasın. Sizler ve internetten de herhalde bu yayınlanıyor, değil mi? Bütün Türkiye'de. Oradan bizi izleyenler bu kanunun getirmiş oldukları bütün kolaylıkları tam kapsamıyla öğrensinler ve kendi mükelleflerine, müşterilerine de tam kapsamlı şekilde bunu anlatsınlar ki hiç kimse bundan faydalanmadan kalmasın. Tabi bu gerçekten belki yılların da birikimiyle hazırlanmış bir kanun olduğu için herkese, her mükellefe, her mükellefin aradığı şeyin olduğu bir kanun. Mesela uzun yıllardan beri ödeme güçlüğü çekiyorsa, borçları varsa, borçlarla ilgili yapılandırma söz konusu. İşte bilançosunda sıkıntılar varsa, o bilançosunu düzeltme imkanı getiriliyor. Yine matra artırımı yoluyla geçmiş yıllarında inceleme riskinden kurtulma imkanı getiriliyor. Veya yurt dışında, yurt içinde varlıkları var, onu ekonomik olarak hayata geçirme, ortaya çıkarma şansı kendisine getiriliyor. Veya ihtilaflarınız var veya incelemedesiniz. Yine bunlarla ilgili de çok ciddi imkanlardan faydalanarak bu kanundan istifade etmemiz söz konusu. O nedenle arkadaşlar, burada hem bizlere hem sizlere çok büyük görevler düşüyor. Çünkü yani sizler mükelleflerle bizim aramızda bir köprü gibisiniz. Belki burada yeri gelmişken başkanım dedi bu sorumlulukla alakalı maddeyi. Doğru, belki vergi usul kanunda tanımından sorumluluk anlamında, hukuki anlamda sorumlulukla ilgili bazı düzenlemeler getirilebilir ama bir kere manevi anlamda veya mükellefin gözünde, bizim gözümüzde siz mükelleflerinizin her şeyinden sorumlusunuz. Çünkü onlar, yani belki bu 26 yıldır, belki geçmiş yıllardan bu yana sizin onlara hizmet sunma tarzınızdan da kaynaklanabilir. Bu aslında çok kötü bir şey değil. Nihayetinde onlar mali konularınla alakalı olarak sizi yetkilendirmişler. Doğru, hukuki bir durumla karşı karşıya kalındığında kanun maddesi kapsamında sorumluluğunuz değerlendirilir ama o bazen sizi bir arkadaşı olarak görüyor, bir dostu olarak görüyor, bazen bir yoldaşı olarak görüyor. Onun için de bu mali konularda onlara elinizden gelen her türlü desteği verin. Sadece hani beyannamesini verip, faturasını kayda geçirip, defterini tutmak değil, onların size ve bizim de size olan güvenimize, güvenimizin gerektirir şekilde bence onun gereğini yapın. Çünkü bir eksiklik kaldığında onlar sizi biliyorlar. Şimdi bizim bu kanunla alakalı Ankara'da toplantı yaptığımızda işte PR çalışması yapan bir firma vardı. Tabii orada daha çok böyle belki işte mali müşavirler de veya biz de maliyeci olarak kamuda biraz da işleri en sağlıklı şekilde yapıyoruz ama geri planda kalabiliyoruz. O firma işte bu kanunun tanıtımıyla alakalı işte kurumlarla irtibata geçelim, işte basınla irtibata geçelim, işte sanayi odalarıyla, meslek odalarıyla falan hiç mali müşavirlerin esamesinden bahsetmiyor. Ya dedim ki bizim, tamam belki siz bunun farkında değilsiniz ama bizde mükelleflerle bizim aramızda köprü görevi gören bir mali müşavirler kitlesi var. Ve bunlar aslında bizim de işimizi çok ciddi şekilde kolaylaştırıyorlar. Biz bunlarla beraber hareket edersek en yüksek verimi almış oluruz. O nedenle biraz belki odanın da böyle birey birey anlamında mükelleflerle çok yakınız ama odanın da toplu olarak, yani bu mali müşavir kitlesinin gücünden, böyle bir bilgi birikiminden Türkiye'deki mali konularla alakalı çalışmalarda
mutlaka onu iyi tanıtarak ortak çalışmalara imza atması gerekiyor. Zaten eğitim anlamında o da kendini ispatlamış durumda. Eğitimler çok yoğun şekilde yapılıyor. Sizlerin çok yoğun ilgileri oluyor. O nedenle ben burada eğitimle ilgili zaten her zaman geldiğimde söylüyorum. Arkadaşların eğitimleri tam. Ama bu toplantılar belki bir araya gelme ve işte mevcut mevzuatı bir gözden geçirme şeklinde de gerçekleşiyor. Bu da aslında sizden en büyük beklentimiz. Bu toplantıdan sonra önümüzdeki 2 aylık süreçte mükelleflerinize mutlaka faydalanmaları gereken bir konu varsa anlatılması ve onların bu kanundan faydalanması sağlanması. Yine işte peşin ödemeye de indirimler söz konusu. O konularda da mutlaka mükellefin aydınlatılması gerekiyor. Bugünkü buradaki coşkulu kalabalık, toplantının yoğunluğu tabii bize de beklenti oluşturuyor. Demek ki diyoruz ki bu kanundan, bundan önceki kanunlara göre çok daha yüksek bir başvuru bekliyoruz. Çünkü başkanım yeni, Murat Bey de yeni, eski kanunları görmedik, ben de görmedim. Biz şimdi çok daha yoğun bir katılım bekliyoruz mükelleflerimizden bu kanuna. Burada destekçimiz sizlersiniz. Yine başkanım söyledi, mali müşavirlerin yükünü hafifletmeye yönelik bakanlıkla beraber ciddi çalışmalar yapılıyor. Gerçekten hem bakanımız hem gelir dersi başkanımız çok duyarlı bu konulara. Ve özellikle de böyle toplantılar yaparak geri dönüşler almaya da çok duyarlı. İşte ilk bakan olduğunda sanayi odasıyla, işte TÜSİAD'la, Yabancı Sermaye Derneği'yle birçok meslek odasıyla toplantılar yaptı. İşte geçen haftalarda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bir dizi düzenlemeler oldu. Damga vergisiyle alakalı, harçlarla alakalı, mesela incelemelerle alakalı izaha davet diye çok ciddi bir müessese geldi. Ben buradan da onu da aslında kararlaştıralım diyorum. Bu işte yapılandırma kanunuyla ilgili çalışmalar bittikten sonra belki en kısa zamanda bu izaha davet diye ve yeni getirilen düzenlemelerle alakalı geniş katılımlı odayla beraber bir seminerde yapalım. Çünkü onların da bilinmesinde ve mükelleflerin bu konuda aydınlatmasına çok fayda var. Ben tekrardan bu seminerin, çalışmanın bütün meslektaşlarımıza, mükelleflerimize faydalı olmasını diliyorum. Ve buradaki katılımcılara, eğitim verecek olan arkadaşlara, bu toplantının organizasyonunun ev sahipliği yapan mali müşavir odamıza çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun gündemleri var. Bizlere vakit ayırdığı için sizler adına ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi oturumu yönetmek üzere oturum başkanımız İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcımız Sayın Erol Demirel. Konuşmacılarımız İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgiç. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdür Yardımcımız Sayın Murat Özdamar. Yeminli Mali Müşavir Sayın Emre Kartaloğlu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Doktor Gülsüm Öksüz Ömer Yılmaz. Değerli meslektaşlarım, ben bir kez daha katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir oturum geçmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel katılım için de sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tabii baştan da söylendi. Bugün alacakların, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kanunu diye kısaca ifade ettiğimiz 19 Ağustos'ta yürürlüğe giren bir af kanunu olarak da değerlendirebiliriz. Başka bir ifadeyle alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi şeklinde. Aslında Cumhuriyet'in kurulundan bu yana ben bugün sabah da bir daha baktım akademik bir araştırmaya, 34. af ve son 10 yılda dördüncüsü bu. Aslında ekonomik gerçekler, sosyoekonomik gerçekler bunları zaman zaman zorunlu da kılıyor. Bunun bilincindeyiz. Ancak esas olması gerekenin gerçekten adil bir vergilendirme sistemi, aynı şekilde adil bir vergi denetim sisteminin kurulması, kayıt içinde bir ekonomi ile çok daha doğru yol alacağımız ve meslek mensupları da olarak da aslında böyle bir ortamda mesleğimizin kıymetinin daha iyi anlaşılacağınız, yaptığımız işin öneminin daha iyi bilineceğini düşünüyoruz. Tabii ekonomik gerçeklerin geri getirmiş olduğu, zaman zaman ödeme güçlüğüne düşmüş olan mükelleflerin alacaklı borçlarının yeniden yapılandırılması da, zaman zaman yine uyuşmazlık durumundaki kamu alacaklarının sulh yoluyla ortadan kaldırılması gerçekten son derece önemli. Her zaman olduğu gibi biz Mali Müşavirler Odası olarak ortada bir kanun var. Buna sahip çıkacağız. Bunun başarılı bir şekilde uygulanması için mükelleflerimizi, müşterilerimizi bilgilendireceğiz. Bunun için de bu seminer son derece önemli. Birbirinden çok değerli katılımcılarımız var. Onları oda sekreterimiz sizlere takdim etti. Ben kısaca bugünkü konu başlıkları üzerinde çok kısa bir şekilde durup ardından toplantının formatı hakkında da kısa, zaten bilgi sahibisiniz, kısa bilgilendirme yaptıktan sonra sunumlara geçeceğiz. Hepiniz bildiğiniz gibi bugün de ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulacak. Aslında kanun benim de gördüğüm kadarıyla 11 ana başlıktan oluşuyor. Bugün bu 11 ana başlık sizlere parça parça konuklarımız tarafından, eğitmenlerimiz tarafından sunulacak. Tabii kapsam ve tanımlar, kapsam konusunda özellikle mali idarenin yapmış olduğu düzenlemeler noktasında biliyorsunuz bir kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılması var. Kesinleşmemiş ve dava aşamasındaki alacakların yapılandırılması var. İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki konuların yeniden yapılandırılması ve buna ilişkin düzenlemeler bulunmakta. Matrah artırımına ilişkin düzenlemeler var. Bugün yine ele alacağımız. Yine stok affı, ortaklar cari hesabının düzeltilmesi gibi bu dönem biraz daha genişletilmiş bir şekilde aslında işletme kayıtlarının düzeltilmesi konuları var. Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması ve yine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın yapmış olduğu, onun takip etmiş olduğu konular bunlar. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacakları, idari para cezaları, asgari işçilik düzenlemelerine ilişkin hükümler içeriyor. Ortak hükümler ve yürürlük hükümleri şeklinde çok geniş aslında bir konuya sahip. Tabii bizler burada ne kadar çok sağlıklı bilgiye sahip olursak bunun planlamasını da
o kadar iyi yapacağız. 4811 sayılı o en büyük, yani Cumhuriyet tarihinde bundan öncekilerde en büyük yapılandırma hatırlarsanız 4811 sayılı yasaydı, 2003 senesinde yanılmıyorsam hayata geçirdiğimiz, hakikaten müthiş bir çalışma sergilemiştik İstanbul Odası olarak da. Bir tarafta Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik İdaresi, diğer tarafta İstanbul Mali Müşavirleri Odası, İstanbul çapında geniş bir eğitim seferberliği yapmıştık. Mali İdare'nin de, Mali İdare'de de işbirliği halinde. Bugün de biraz önce de ifade edildiği gibi İstanbul Odası olarak, TESMER olarak ayrıntılı bir eğitim planlaması yaptık. Hemen önümüzdeki günlerden itibaren de tüm bölgelerde bu konuların tekrar tekrar eğitimleri verilecek. Ben tekrar sizlere ve katılımcılara başarılar diliyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi sunumları 4'e çeyrek kala gibi bir saatte toparlamayı planlıyoruz. Saat şu anda 2. Ardından bir 15 dakikalık ara veriyoruz. Burada bir kriz masası oluşturacağız. Orada arada arkadaşlarımız sizlerden soruları alacaklar. Lütfen sorularınızı açık ve anlaşılır bir şekilde yazın. Hangi konuşmacıya soruyorsanız onu mutlaka belirtin ki biz de burada tasnifleri kolay bir şekilde yapalım ve daha sağlıklı, daha yararlı bir seminer gerçekleşmiş olsun. Şimdi ilk konuşmayı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürümüz Rıza Bilgiç Üstadımıza vereceğiz. Kendisi biraz önce de ifade ettiğim gibi özellikle daha önce kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş alacaklar, dava safhasındaki alacaklar konusuyla ilgili bir sunum ve bilgilendirme yapacak. Üstadım, yarım saat kadar zamanımız olacak. Sizlere başarılar diliyorum. Sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, başkanımız, Vergi Dairesi Başkanımız da sanıyorum uğurlayacaklar. Bir toplantıya da galiba katılacaklar. Şimdiden katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu destekleriniz için tüm meslek camiası adına yürekten teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de öncelikle İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yetkililerine bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Üstadım, çok özür dilerim. Arkadaşlar var görüyorum ayakta bulunanlar. Ön taraflarda boş yerler var. Gelirseniz hemen ilk iki sırada sanıyorum sizlerin oturabileceğiniz kadar boş yer var. Buyurun üstadım. Teşekkür ederim. Hepinizin malum olduğu üzere 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırması hakkında kanun Resmi Gazete'de 19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmakta. Akabinde 23 Ağustos'ta Mükerrer Resmi Gazete'de bir serinoğlu tebliğimiz, genel tebliğimiz yayımlandı. Ve bununla ilgili Gelir Dairesi Başkanlığımızın internet sitesinde uygulama rehberi ve her bir konu itibariyle ufak kitapçık şeklinde rehberler yayınlandı. Bunlar da herkesin istifade etmesi için siteden indirilebilir ve mükellefler açısından da kısa, öz, anlaşılır bir şekilde bu rehberler hepimizin hizmetine sunuldu. Bunu da öncelikle belirtmek istiyorum. Şimdi 6736 sayılı kanunumuz yayımlandı. Bunun amacı ne? Ona bir göz atmak gerekirse, amacımız borç yükünü azaltmak suretiyle taksitler halinde ödeme imkanı getirmek. Çünkü hepimizin bildiği gibi son bir yıldır siyasi belirsizlikler ve bazı stratejik sıkıntılardan dolayı ekonomimiz
istenildiği gibi, planlandığı gibi düzenli bir şekilde büyüme hızını sürdürmekte güçlük çekiyor. Her ne kadar geçmiş yıla kıyasla büyümelerimizde, tahminlerimizde sıkıntı yok ise de bazı sektör itibariyle özellikle yurt dışı kaynaklı alacaklar noktasında, turizm gelirleri noktasında bazı mükelleflerin ciddi sıkıntılar yaşadığı bir süreçte bu kanun bir nevi taksitlendirme imkanı sunmak suretiyle fer'i alacaklar kısmına daha düşük tutarlı üretici fiyat endeksine göre bir yapılandırma sunması hasebiyle fer'i alacaklardaki ödeme güçlüğünü azaltıp taksitli ödeme imkanı sunmakta. Bir başka önemli amacı vergi ihtilaflarının sulh yoluyla çözülmesi. Bu hakikaten Türkiye'de dava, yargı süreçlerinin uzun süreler alması sebebiyle de çok önemli. Her ne kadar 20 Temmuz itibariyle istinaf ve bölge idare mahkemelerinin yürürlüğe girmiş olması ve yargılama sürecinde ciddi bir hızlanma bekleneceği öngörülse de daha önceki süreçlerde Danıştay aşamasına gelmiş veya vergi mahkemesinden karar verilip bölge idare mahkemesine gelmiş alacaklar ve dava dosyalarıyla ilgili olarak da el sıkışmak suretiyle bunların bir an önce bulunduğu safhaya göre oranlanarak vergi asıllarından da indirim yapılarak aşamasına göre bir ödeme imkanı sağlandı. Bu da çok önemli bir amaç. Yine kanunun yayım tarihi olan 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlamış vergi incelemeleriyle alakalı olmak üzere kanun yayım tarihinden sonra intikal eden vergi inceleme raporlarıyla ilgili çok önemli düzenlemeler var ki biraz sonra detayını arz edeceğim. Böyle bir imkan getirilmiş, vergi incelemelerinin kısa sürede sonuçlandırılması. Devlet açısından baktığımızda vergi harcamasının minimize edilmesi, mükellef açısından baktığımızda da hem belirsizliğin ortadan kaldırılması hem de işlerine odaklanılması noktasında çok önemli bir amaç güdülmekte ve bu amaç için bu kanun çıkarılmış durumda. Bir diğer amacımız vergi ve matrah artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması. Bu çok önemli çünkü siz bu imkandan faydalandığınız takdirde ileriye ve cari dönemlere bakacaksınız ve mükellefler kendi işlerine daha fazla odaklanabilecekler. Bu da ekstra getirilen bir imkan. Yine bir başka amaç stok, kasa ve ortaklara alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilmesi. Ülkemiz son yıllara kadar, son 5-6 yıla kadar yüksek enflasyonlarla yaşadı. Her ne kadar son yıllarda bu bazen tek haneye düşse de iki haneli rakamlara ulaşabiliyor ve enflasyon dönemlerinde mükelleflerin geçmişten gelen bazı kayıtlarında gerçekten olmayan ama kayıtlarında olan bazı tutarlar var ve bunlar için bir düzeltme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli bir avantaj. Bundan da faydalanılması, hem bundan sonrası için bilançoların gerçeğe uygun hale getirilmesi, hem bankaların kredi verme sürecinde hem de mükelleflerin kendilerini anlatmaları sürecinde bilançolarının gerçeğe uygun hale gelmesi açısından önemli bir amaç. Bu da yine bize bu kanunun getirdiği bir avantaj. Son olarak da kısaca varlık barışı diye adlandırdığımız bazı yurt içi ve yurt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması. Bu da çok önemli. Fakat bu düzenlemenin farkı ki bir sonraki sunucu arkadaşım Emre Bey bunu vukufiyetle anlatacaktır. Bir vergi yok, bir devlet vergi dairesine gelip başvurma gayesi güdülmüyor. Bu çok önemli bir avantaj. Bu şunun için çok önemli. 2018'den itibaren otomatik bilgi değişimi, uluslararası boyutu itibariyle söylüyorum, vergi anlaşmaları, özellikle 2008 mali krizinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve başta gelen OECD ülkelerinin zorlamalarıyla önceden bilgi alamadığımız İsviçre gibi, bazı vergi cenneti adalar gibi, bunların hepsi artık otomatik bilgi değişimi anlaşmaları kapsamına giriyor. Dolayısıyla bunu da anlatmamız gerekir. 2018'den sonra otomatik bilgi değişimi anlaşmaları yürürlüğe gireceğinden dolayı artık
İsviçre'de hesabım var ise artık kimse bilgi alamaz diye bir şey söz konusu değil veya dünyanın herhangi bir yerinde. Bunlar gerçekten uygulanacak ve aynı şekilde OECD'nin matrah aşındırılmasını önlenmesi hakkında kısaca BEPS diye adlandırılan bir süreci en son G20 zirvesinde Antalya'da bir oturum süreci yürütülmüştü. Bu açıdan da çok önemli. Hiçbir vergi yok, hiçbir yükümlülük söz konusu değil. İşletmeye kaydetmeniz veya herhangi bir şekilde bir süre işletmeden çekmeme gibi bir zorunluluk da söz konusu değil. Bu çok önemli bir avantaj. Bunun da çok iyi anlatılması gerekiyor. Yine de kanun amaçlarından bir tanesi bu. Genel madde itibariyle baktığımızda benim sorumluluğum ilk 4 madde için olacak. Kapsam ve tanımlar, kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunanlar, inceleme ve tarayat safhasında bulunan işlemler. Alacaklı idare açısından baktığımızda kapsama Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, il özel idarelere, belediyelere olan borçlar, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne, ki bu son 3 saydığım bunların kendi alanındaki sektörlerin desteklenmesi için vermiş oldukları krediler, bu kredi alacaklarına ilişkin yapılandırma. Aynı şekilde meslek odaları, meslek kuruluşları, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, işte TÜRMOB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, bunlara olan borçlar da yapılandırma kapsamında. Vergi türleri, alacak türler açısından baktığımızda da gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar vergisi, gümrük vergisi ve diğer vergiler, bunların cezaları, faizleri, gecikme zamları ve gümrük tarafından verilen idari para cezaları. Yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından düzenlenen, kesilen idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri ve bunların faiz ve zamları da kapsama giriyor. Kanunun idari para cezaları olarak saymış olduğu trafik para cezaları, askerlik, nüfus, seçim para cezaları, karayol taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler ve rütük para cezaları. Burada bir şeyi ifade etmem gerekir. Üst kurul para cezalarından sadece rütük para cezaları tadadi olarak sayılmış. Diğer üst kurulların kesmiş olduğu para cezaları bu kanun ya yapılandırma kapsamında değil. Bunu da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yine büyükşehir belediyelerimiz tarafından ve diğer belediyeler tarafından su ve katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif kaynaklı ücretler, mesela iş makinesini belediyeye kiralamış, o kiradan dolayı belediyenin bir alacağı var. Bunlar da yapılandırma kapsamında. Yine bir başka alacak türü kanunun 6183 sayılı amme alacakların tahsil usulü hakkında kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilenler başlığı altında sıralamış olduğu öğrenim kredisi, katkı kredisi borçları, ecri misiller, haksız alınan destek ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı. Bunlar da yine kapsam içerisinde. Sosyal güvenlik primleri, bunlar ayrıntısı. Gördüğünüz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi ilgili kanun ve mevzuatı çerçevesinde talep ettiği vergiler ve kestiği idari para cezaları bu kapsamda değerlendiriliyor. Yine kredi alacakları olarak söylemiştik. Bunlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca tarımsal amaçlı kooperatiflere ve bu kooperatiflerin ortaklarına kullanılan krediler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler, bu kredi borçları da yapılandırma kapsamında. Orman Genel Müdürlüğü'nce orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilmiş olan krediler de yine yapılandırma kapsamında. Meslek birliklerinin, meslek odalarının, üyelerinin aidat borçları ve odaların birliğe olan borçları da yapılandırma kapsamında. Vergilerde dönem itibariyle neler kapsama giriyor ona bir bakarsak, 30 Haziran 2016 tarihi esas alınmış kanunda. Vergiler için bu tarihten önceki dönemler kapsama giriyor. Beyannameli mükelleflerde ise bu 30 Haziran tarihinden önce verilmesi gereken bir beyanname olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ÖTV kanununa
ek bir sayılı liste petrol ve doğalgaz ürünleriyle ilgili ayın iki dönemi 15'er dönemlik halde verilir. Diyelim ki 1-15 Haziran dönemine ait bir sayılı ÖTV beyannamesi kapsama girerken Ocak 2016 ki 25-26 Haziran'a kadar verilmesi gerekir ama 16-30 Haziran tarihine tekabül eden ÖTV beyannamesi bir sayılı liste için örnek olarak konuşuyorum. Kapsama girmez çünkü Temmuz ayında beyannamenin normal verilme süresi. Dolayısıyla bu şekilde bunu ele alabiliyoruz. Yine motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin ikinci taksitleri, bunlar kapsam dışında. Gelir vergisinin ki Temmuz ayında ödenecek ikinci taksiti yine bu kapsam dışında değerlendirilmekte. Cezalar açısından bakıldığında ise 30 Haziran 2016 tarihinden önceki tespitlere dayanılarak kesilmesi gereken usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Yine 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen trafik para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları ve usulsüz geçiş sebebiyle verilen para cezaları da kapsama alınmış. Diğer alacaklarda ise dönem, vergi cezaları ve kapsama giren idari para cezaları dışında kalan diğer alacakları ki ecri misiller, öğrenim katkı kredileri, vade tarihi esasına dayanarak bir düzenleme yapıyor kanun. 19 Ağustos 2016 tarihini baz alıyor. Bunda ise kanunun yayım tarihi ki 19 Ağustos 2016, vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş bulunan ve vergi dairelerince takip edilen 6183 sayılı kanun kapsamında ki amme alacakları, bunun asli ve feryi alacakları da kapsam dahilinde. Tablo olarak kapsama göz attığımızda vergilerde dönem ve beyanname tarihinin son günü 30 Haziran ve öncesi olması gerekiyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında tespit tarihinin 30 Haziran 2016 ve öncesi tarihi olması gerekiyor. Diyelim ki Nisan 2016'ya ilişkin Form BA beyannamesi verilmedi. Buna ilişkin elektronik ortamda verildiği için sistem bunu takip eden ayın 00.01'de yaptığı için bu kapsam dahiline girer. Çünkü sistem bunu tespit edilmiş kabul ediyor. Kanun yayım tarihinden buna ilişkin bir ceza kesilse bile ki ilgili yerde ayrıntısıyla anlatacağız. Bu faydalanabilecek inceleme ve tarih safhasında olan alacaklar kanunun 4. maddesi çerçevesinde. İdari para cezaları ise 30 Haziran 2016 ve öncesi tarihinde verilme şartı aranıyor. Kapsamdaki diğer alacaklar da kanun yayım tarihi olan 19 Ağustos 2016 itibariyle vadesi gelmiş, ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olması. Kesinleşmiş alacaklar açısından baktığımızda kanun bize nasıl bir avantaj öngörüyor? Bir kere kesinleşmiş ise vergi aslının tamamını alıyoruz. Bunun yerine gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'ileri üretici fiyat endeksi ile hesaplayıp onun yerine ikame ediyor. Dolayısıyla bu da kabaca dönemine göre 1/3'e tekabül ediyor. Tabii sistem hesaplıyor gerçi ama 1/3 gibi gecikme zammı üretici fiyat endeksiyle hesaplandığında bazen biraz fazla biraz az olabilir ama 1/3'ün aşağısına düşmüyor. Bu şekilde vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların da tamamı, kesinleşmişler için söylüyorum, siliniyor. Dolayısıyla böyle bir yapılandırma imkanı sunuluyor. Tablo olarak baktığımızda vergi gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziya cezası ve vergi ziya cezasına gecikme zammı olabilir. Neler tahsil ediliyor? Vergi alınıyor. Az önce bahsettiğim gibi tamamı alınıyor. Gecikme faizi, gecikme zammı yerine üretici fiyat endeksiyle hesaplanan bir feri alacak ikame ediliyor. Gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziya ve vergi ziya cezasına bağlı olarak hesaplanan gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilmiş oluyor. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezaları ise bunların kesinleşmiş olması durumunda yarısı tahsil ediliyor, yarısının tahsilinden vazgeçiliyor. Fakat
Diğer idari para cezaları, trafik, seçim, nüfus vesaire, az önce ayrıntısını belirttiğim bunların tamamı, fakat bunların gecikme faizleri yerine yine üretici fiyat endeksi ikame edilmek suretiyle bunlarda da fer'i alacaklar açısından kanun bir avantaj getirmekte. Yine tablo olarak bakmak gerektiğinde mevcut alacaklarda usulsüzlük, özel usulsüzlükte yarısı tahsil ediliyor, yarısının tahsilinden vazgeçiliyor. İdari para cezalarında tamamı tahsil ediliyor. Bunlara ait faizler vazgeçiliyor. Bunların yerine de üretici fiyat endeksi hesaplanarak oluşan rakam fer'i alacak olarak ikame edilmiş oluyor. Örnekler üzerinden olayı ele aldığımızda 26 Nisan 2013 vadeli 5700 lira bir katma değer vergisi süresinde ödenmediği ve kanun yayınlandığı tarihe kadar da 3173 lira gecikme zammı hesaplandığı ve kanun yayım tarihi itibariyle de 8873 lira toplam borç tutarı olduğu bir durumda 6736 sayılı kanun çerçevesinde bu mükellefimiz yararlanmak isterse nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Öncelikle alacak aslının tamamını alıyoruz. Gecikme zammı yerine, ki 3173 lira yerine 1223 lira geliyor. 1949 lira alacağı tahsilinden vazgeçilmiş oluyor ve dolayısıyla da toplam 8873 lira 6923 lira olarak ödenmiş oluyor. Yine 2011 vergilendirme dönemiyle ilişkin olarak 2012 25 Mart'ında verilmesi gereken elektronik yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmediğinde ve yapılan bir inceleme sonucunda da 33 bin lira gelir vergisi tarih edildiği ve bir kat vergi cezası ile 1070 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiş ve ihbarname 13 Mart 2013'te mükellefe tebliğ edilmiş. Bu durumda inceleme sonucu yapılan bu tarihat 12 Nisan 2013'te tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş bir alacak. Tabloya baktığımızda borç miktarının toplamı 107.910 lira. Buna kesilen vergi cezası 33 bin lira. Bundan vazgeçiyoruz. Vergi aslının tamamını alıyoruz. Özel usulsüzlük cezası 1070 liraydı. Bunun %50'sini alıyoruz. 535 liraya düşüyor. Gecikme faizi ve gecikme zammı da üretici fiyat endeksiyle yer değiştirmiş oluyor ve sonuçta baktığımızda 107.910 lira 41.518 lira olarak ödeniyor ve 74.375 liranın tahsilinden vazgeçiliyor. Bu tabii kanun getirdiği imkan olay ve case bazında incelenmeli. Vergiye cezası ve fer'ilerin yüksek olduğu alacak toplam tutarları için kanun çok ciddi avantajlar getiriyor. Dolayısıyla çok büyük bir rakam deyip ben bundan nasıl faydalanayım diye düşünmemek gerekir. Kalemlerin, alacak kalemlerinin ayrıntısına bakmak gerekir. Bu asla bağlı vergi ziyan cezaları ve feri alacaklar yüksekse bu kanun ciddi bir avantaj sağlıyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yine bir başka örnek üzerinden konuyu ele alırsak 24 Ağustos 2015 tarihinde verilmesi gereken stopaj gelir vergisi beyannamesi süresinde verilmemiş ve bir inceleme yapılmış. 130 bin lira tarih edilerek bir kat vergi cezası ile 1300 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiş. Buna ilişkin vergi ceza ihbarnamesi de 17 Haziran 2016'da mükellefe tebliğ edilmiş. Mükellef 11 Temmuz'da uzlaşma talebinde bulunmuş. 20 Temmuz'da uzlaşma günü verilmiş ve tahakkuk ederek kesinleşmiş. Şimdi bu durumda kesinleşmiş bir alacak var ve bununla ilgili nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunda da yine vergi aslının tamamını alıyoruz. Vergi ziya cezasını tahsilinden vazgeçiyoruz. Özel usulsüzlüğün yarısını alıyoruz. Yarısının tahsilinden vazgeçiyoruz. Ve gecikme faizi yerine de üretici fiyat endeksi baz alınarak hesaplanan feri alacak gelmiş oluyor. Yine bir başka 376. maddeden faydalanarak mükellefin cezada indirim talebinde bulunduğunu varsaydığımızda 770 liralık özel usulsüzlük cezası cezada indirim talebiyle 513 liraya indirilmiş oluyor ve mükellef için 31 Ağustos 2016'ya kadar ödemesi gerekiyor. Fakat burada kritik şey şu,
kanun yayınlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş, vadesi gelmiş, ödeme tarihi geçmemiş. Ödeme tarihi geçmediği için burada bu kanun kapsamında başvurduğu takdirde bundan faydalanabilir. Dolayısıyla biz cezada indirim talebiyle bunu 513 liraya indirmiştik. Şimdi kanun diyor ki özel usulsüzlük cezaları, usulsüzlük cezaları kesinleşmişse ben bunların yarısını talep ederim. Dolayısıyla bu yarısı da inmiş oluyor ve 256 lira olarak bu ödenmesi durumunda kanundan faydalanmış oluyor. Yine pişmanlıkla ilgili olarak kesinleşmiş bir alacak örnek olayımız üzerinden gidersek, Mart 2015 vergilendirme dönemine ilişkin yine pişmanlıkla beyanname veriliyor ve 8 bin lira vergi tahakkuk ediyor. Vadesi de 25 Ağustos 2016 ve beyanname süresinde verilmediği için de 1300 lira özel usulsüzlük cezası kesilerek aynı gün mükellefe tebliğ ediliyor. Söz konusu borç 6736 sayılı kanun hükümlerine göre ödenirse nasıl bir durum ortaya çıkacak? Şimdi burada tabii kesinleşmiş olan bir borçla birlikte 4. maddede inceleme tarihi safhasında ele alacağımız bir olay da özel usulsüzlük cezası için söz konusu. Burada öncelikle kesinleşmiş olanlar için vergi aslı tamamen alınıyor. Damga vergisi tamamen alınıyor. Pişmanlık zammı yine üretici fiyat endeksiyle endeksleniyor. Dolayısıyla toplamda da 1280 liralık alacağın tahsilinden vazgeçiliyor. Peki yine o tarihte 1300 liralık bir özel usulsüzlük cezası kesilmişti. Bu kanun yayım tarihinden sonra. Ama tespit 30 Haziran 2016 tarihinden önce olduğu için 4. madde kapsamında anlatacağız. Bu 1300 liranın da %25'i ödenmek durumunda ise mükellef başvurduğu tarihte %75'in tahsilinden vazgeçilmiş oluyor. Bu da önemli bir imkan. Peki alacak sadece gecikme zammından ibaret de olabilir. Aslı ödenmiştir. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda o asla gecikme zammı yerine üretici fiyat endeksi baz alınarak bir feri alacak hesaplanıyor ve ödediği kısmı da bu üretici fiyat endeksiyle hesaplanan feri alacaktan düşülmek suretiyle örneğimizde de gördüğümüz gibi önemli bir yüksek tutarlı bir gecikme zammının feri alacağından vazgeçilmiş oluyor. Bu da önemli bir avantaj olarak gözümüze çarpıyor. Yine bir başka vergi aslına bağlı olmayan cezalar açısından mükellefin fatura vermemesinden dolayı 200 lira bir özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi ceza ihbarnamesi de 3 Haziran 2016 tarihine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş. Bu durumda mükellef buna yararlanmak için başvurursa %50'si tahsilinden vazgeçiliyor ve %50'si ödeniyor. Trafik para cezaları ile ilgili yine bir örnek ele alırsak 28 Nisan 2015'te 800 lira bir trafik idari para cezası kesilmiş. Bu durumda tamamı tahsil edilmek durumunda. Bu vergi usul kanunu çerçevesinde kesilen cezalardan farklı olarak bunun tamamı talep ediliyor. Ve hesaplanan geçme faizi yerine de üretici fiyat endeksi ki 588 ve 51 liraya kıyasladığımızda feri alacaklar bağlamında ne kadar önemli bir kanun avantaj getirdiğini de görebiliyoruz. Yine KKDF bir açısından bir kesinleşmiş alacak örneği. Bunda da baktığımızda yine 4988 liralık bir alacağın tahsilinden vazgeçilmiş oluyor. Dolayısıyla bu da %30'luk önceki yapılandırma öncesi tutara göre %30'a yakın bir indirim demek, avantaj demek. Bu da bu açıdan çok önemli. Kanunun bir başka kapsama aldığı alacak türü ihtilaflı alacaklar diye özetlediğimiz alacak türü. Bu dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış, vergi mahkemesinden karar çıkmamış veya vergi mahkemesinden karar çıkmış, Danıştay ve karar düzeltme bu anlamdaki yargısal anlamda nokta, nihai anlamda konmamış alacakları kapsıyor. Amaç kısmında arz ettiğim gibi bir an önce yargı sürecini tasfiye etmek suretiyle mükellefin önüne odaklanması, maliyenin de bir kısmı alacaklarından vazgeçmek suretiyle vergi alacağını hazineye
bir an önce gelir olarak kaydetmek istemesi önemli bir amaç. Burada hem mükellef hem gelir dersinin amaçları telif edilmek isteniyor. Buna göre eğer kanun yayım tarihi itibariyle kanun kapsadığı dönemlerle ilgili olarak dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış ve vergi mahkemesinde karar çıkmamış ise bu durumda vergi aslından bir indirim bu sefer var. Evet, %50'sini alıyor. Davadan feragat şartıyla %50'sinden vazgeçilmek şartıyla ve vergi aslına bağlı olan kesilen cezalar, vergi ziyan cezası bunların tahsilinin tamamından vazgeçiliyor ve fer'iler, gecikme faizi ve gecikme zammı bunların yerine de üretici fiyat endeksi ile hesaplanan fer'i alacak ikame ediliyor. Eğer vergi mahkemesinden karar çıkmış ve Danıştay aşamasında veya Bölge İdare Mahkemesi aşamasında ise bu durumda çıkan kararın özelliğine göre aşama aşama hangisine giriyor ise oranlanmak suretiyle bir kanun yapılandırmadan faydalanabilirsiniz diyor. Vergi terkin edilmişse vergi aslının %20'sini ödemesi isteniyor ve %20 üzerinden hesaplanan üretici fiyat endeksi gecikme faizinin yerine ikame ediliyor. Tasdik veya tadilen tasdik edilmiş ise tasdikse tamamını ödemesi gerekiyor. Tadilen tasdikte bir kısmı da terkin edilmiş olabilir. Terkin edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın %20'si, tasdik edilen kısmın tamamı ödenmesi şartıyla vergi aslına bağlı vergi ziyan cezaları ve gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçiliyor. Onun yerine üretici fiyat endeksi geliyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlükler için eğer vergi mahkemesinde devam ediyorsa %25'i, eğer vergi mahkemesinde karar verilmişse bu kararın mahiyetine bakacağız. Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi'nde devam ediyorsa uzlaşma, uyuşmazlık, tasdik edilmişse %50'si bu sefer vergi aslında tamamıydı. Usulsüzlük ve özel usulsüzlükte %50'si, terkin edilmişse %10'u. Vergi aslında %20'sini arıyordu, burada %10'unu arıyor. Ve kalan cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, mükellefin defter ve belgeleri Nisan 2013 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda 150 bin lira katma değer vergisi tarih edilmiş ve bir katta vergi ziya cezası kesilmiş. Bu tarihata ilişkin vergi ceza ihbarnamesi de 21 Haziran'da tebliğ edilmiş. Yapılan tarihata süresinde dava açılmış ve herhangi bir karar verilmemiş. Bu aşamada olan bir mükellefimiz vergi aslının %50'sini ödemesi şartıyla %50'sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Vergi ziya cezası tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Gecikme faizi ve gecikme zammının ise üretici fiyat endeksi ile hesaplanan tutar ikame ediliyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi çok ciddi bir alacak kümülatif anlamda baktığımızda tahsilinden vazgeçilmiş oluyor. Yine bir başka örnek üzerinden olayı ele alırsak, Nisan 2013 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenme sonucunda mükellefe 150 bin lira, yine örneğimiz aynı örnek. Bu sefer vergi mahkemesi tarihiyatın terkinde karar vermiş. Yani mükellef lehine karar vermiş. Bu sefer diyoruz ki %20 vergi alacağını ödemen gerekiyor. Vergi ziya cezasını yine tahsilin tamamından vazgeçiyoruz. Gecikme faizi ve gecikme zammının yerine de üretici fiyat endeksi ile hesaplanan feri alacak gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu aşamada baktığımızda toplam borç miktarının %10'unun daha altına bir tutara inmiş oluyor. Bu da ne kadar avantajlı bir teklif olduğu kanun çerçevesinde görülmekte. Dördüncü ve son madde benim sunumumda inceleme ve tarihat safhasındaki vergi alacakları. Tabii burada az önce de arz ettiğim gibi 19 Ağustos 2016 kanun yayım tarihi itibariyle baz tarihimiz bu ve 30 Haziran 2016 ve öncesi dönemler en başta arz etmeye çalıştım. 19 Ağustos ve 30 Haziran bu iki tarih aklımızda tutuyoruz değerlendirme yaparken. Kanun yayım tarihinden başlamış olan vergi incelemeleri, tarihat işlemleri ile alakalı olmak üzere ki vergi incelemesine başlama, vergi usul kanunu 140. maddesinde hangi yerlerde başlandığı söylenmiş. Vergi incelemesi boyutu itibariyle buna bakarak tespit edebiliriz.
30 Haziran ve öncesi dönemlere ilişkin bir inceleme olmalı tabii ki. Ve önemli bir nokta, bu dördüncü madde yaşayan bir madde. Bu dördüncü madde 31 Ekim'e kadar sınırlı değil, 30 Kasım'a kadar sınırlı değil. 31 Aralık yurt dışı varlık, yurt içi varlıkların ekonomiye kazandırılması için o süreyle sınırlı değil. 2017'de, 2018'de de karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla dördüncü madde yaşayan bir madde. Yani dördüncü maddeyi biz 2017'de de 2018'de de kullanabiliriz. Ama baştaki çerçeveye uymak kaydıyla. Bunu göz önünde tutmamız önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra 30 gün içerisinde ihbarnamenin tebliğinden başvurması halinde vergi dairesine mükellefin, bu 6736 sayılı kanun çerçevesinde bunları ödemek istediğini beyan ederse, verginin %50'si, gecikme faizi yerine üretici fiyat endeksi, kanun yayınlandığının tarihten sonrası için ise gecikme faizi, bunda üretici fiyat endeksi yok. 2017'ye kadar o diyelim ki bir inceleme sonuçlandı 2017 içerisinde. Üretici fiyat endeksi burada uygulanmıyor. Kanun yayım tarihine kadar uygulanıyor. Bu da önemli bir detay. Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda da %25'i ödenmesi şartıyla vergi aslına bağlı cezaların tahsilinden ve gecikme faizlerinden ve vergi aslının %50'sinin tahsilinden vazgeçilmiş oluyor. Yine matrah artırımı kısmında Emre Bey anlatacaktır ama bu devam etmekte olan incelemelerle alakalı önemli bir hususu ben yine vurgulamak istiyorum. 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ile alakalı olarak 30 Eylül 2016 tarihine kadar bunlar vergi dairesine inceleme raporları intikal ettirilmez ise ve mükellef de 31 Ekim 2016 tarihine kadar matrah artırımda bulunursa, o ilgili yıllar mutabıksa birbiriyle, bu raporlarla ilgili diyelim 1 Ekim 2016'da geldi, hiçbir tarihat işlemi yapılmayacak. Fakat önemli husus şu ki inceleme devam ediyor ve 30 Eylül'e kadar da vergi dairesi kayıtlarına intikal edildiği takdirde bu vergi incelemesi, vergi inceleme raporlarına göre işlem yapılacak. Bu durum önem arz ediyor. Eğer biz mükellef olarak 30 Eylül 2016 tarihinden önce herhangi bir tarihte matrah artırımında bulunduk, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal tarihinden önce bunu yapmış isek, matrah artırımıyla bu vergi inceleme raporu arasında bir kıyaslama yapılacak. Bu çok önemli. Eğer matrah artırımı ile ilgili düşüncemiz varsa bunu değerlendirip bir an önce bu matrah artırımını yapmak bizim için çok önemli kıyaslama açısından. Detayını Emre Bey konusuna müdahale etmek istemiyorum ama önemine binaen bunu arz etmek istedim. Böyle bir kıyaslama olacak. Eğer inceleme raporu vergi dairesi kayıtlarına geldikten sonra bu matrah artırımı yapılırsa bu kıyaslama imkanı söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu da çok önemli bir detay. Bunu da arz etmek istedim. Söylediğimiz gibi ihbarnameler 30 gün içerisinde başvuruda bulunacak ve kanun diğer maddelerinden ayrı bir taksit süresi var burada. 6 eşit taksitte yapılabilecek. Yani 6, 9, 12, 18 taksit bu dördüncü maddeyle ilgili söz konusu değil. Bir de bu da ayrı bir detay. Şimdi buna yine bir örnek üzerinden bakmak gerekirse, mükellefin defter ve belgeleri Mart 2014 vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi yönünden incelemeye başlanılıyor. Yayım tarihi itibariyle inceleme sonuçlanmıyor. Ve mükellefimiz matrah artırımından da bulunmuyor bu katma değer vergisi dönemi yıllarıyla ilgili olarak. İnceleme raporu 4 Mayıs 2017 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ediyor. Rapor üzerinde mükellef adına 2 milyon 500 bin lira katma değer vergisi, bir katı tutarında vergi ziyan cezası kesiliyor ve bu 14 Haziran 2017 tarihinde mükellefe tebliğ ediliyor. Mükellef bu raporla ilgili olarak tarih edilen vergi ve kesilen cezalarla ilgili dördüncü madde inceleme ve tarihat safhasındaki alacaklar kapsamında faydalanmak istediğinde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Onu hep beraber ele alalım.
Bu durumda vergi aslının yarısı, %50'si tahsil edilecek, yarısının tahsilinden vazgeçilecek. Vergi ziya cezasının tamamı tahsilinden vazgeçiliyor. Kanun yayım tarihine kadar hesaplanmış olan gecikme faizi üfe ile oranlanarak, hesaplanarak o feriyi alacakla yer değiştiriyor ki 1.210.125 iken 119.875 lira ikame oluyor. Kanun yayım tarihinden sonra, yani 19 Ağustos 2016'dan sonra rapor tarihine kadar hesaplanacak olan gecikme faizi de yine hesaplanıyor. Bunun için üfe oranında bir endeksleme söz konusu olmuyor. Dolayısıyla böyle bir tablo karşımıza çıkmış oluyor. Yine özet halinde konuyu ele almamız gerekirse, ikinci maddesi vadesi geçmiş, ödeme süresi başlamış, kesinleşmiş alacaklar. Bu 376. madde olabilir. Pişmanlıkla beyan edilen ve ödeme süresi geçmemiş bir vergi olabilir. Kesinleştiği halde iki nolu ihbarname tebliği yapılmamış olabilir. Taraflardan herhangi birine tebliğ edilmiş olması, kesinleşmiş bir alacak varsa bu kanundan yararlanabilmesi için yeterli. Üçüncü madde, ihbarnamenin tebliğ edilmiş olması, dava açma süresini geçmemiş veya dava açılmışsa ilk derece veya üst derece mahkemede devam etmiş olması. Tarih sonrası uzlaşma aşamasında olması. Yine orada uzlaşma olmazsa 15 günlük bir süre var. O yüzden ihtilaflı bir alacak olarak ele alınıyor. Dördüncü madde ise ihbarname tebliğ edilmemiş olması, vergi incelemesi takdir tarih ve tahakkuk işlemleri devam ediyor olması ve tarih öncesi uzlaşma aşamasında olması. Yine başta arz etmeye çalıştığım, diyelim ki Nisan 2016 dönemine ait bir form BABS özel hususluk cezası. Sistem bunun tespitini yaptığı için ve 30 Haziran 2016 öncesi döneme ait bir tespit olduğu için kanun yayım tarihinden sonra düzenlenen ihbarname de dördüncü madde kapsamında yarar alınabilir. Özellikle bu tekrar üzerinde vurgulamak istediğim bir husus. Tabii 6736 sayılı kanun bu dördüncü madde kapsamında gelin pişmanlıkla beyan edin diyor. Yani 19 Ağustos 2016'dan sonra 31 Ekim'e kadar da pişmanlıkla beyan veya kendiliğinde beyan edebilirsiniz. Bunun için özel bir size paket sundum diyor. Böyle olursa diyor vergilerin tamamını ve pişmanlık zammı yerine de üfeyi esas almak suretiyle vergi cezaları, pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçileceğini söylüyor. Yine gelir vergisi kanunu 64. maddesinde diğer ücret gelir elde edenler, bunlar da kanun çerçevesinde ele alınmış olan kişiler, eğer tarih ettirildiği takdirde geçmişe yönelik 2016 ilişkin bu görevini yerine getirirse bundan faydalanabiliyorlar. Yine vergiler için pişmanlık beyanı ile ilgili bir husus var. Yine bu çerçevede vergi aslı tamamı alınıyor. Pişmanlık zammı yine üfe ile endekslenmek suretiyle beyan ediliyor. Dolayısıyla bu özel bir madde. Yani bu dördüncü maddenin içerisinde düzenlenen pişmanlık uygulaması 31 Ekim'e kadar olan özel bir madde. Normal pişmanlıkla beyanla ilgili bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla burada özel hususluk de mesela tamamından vazgeçilmiş oluyor. Bu da önemli bir kanun yararlanma şartlarına baktığımızda özellikle ihtilaflı alacaklar için mutlaka yazılı olarak davadan feragat ettiğimiz ilişkin dilekçenin vergi dairesine, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Eğer yazılı olarak verilmezse ıslak imzalı, bu geçerli değil. Vergi daireleri bunları ilgili yargı mercilerine iletecek. Bu çok önemli bir husus. İhtilaflı alacaklarla ilgili böyle bir düzenleme var. Yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Ödemelerin süresinde yapılması gerekiyor. Yine cari döneme ilişkin bu bahsettiğim 3 maddeden faydalanması durumunda cari döneme ilişkin eğer taksitli ödeme süresi avantajı ve şeyi seçilirse taksitli ödeme imkanı, o taksitli ödeme süresinde yıllık gelir kurumlar, gelir stopaj, kurum stopaj, katma değer vergisi, özel tüketim vergisinde zamanda ödenmesi gerekiyor. Diyelim sadece gelir vergisinden yapılandırmadan başvurdunuz ama gelir vergisi yanında katma değer vergisi, gelir stopaj, varsa özel tüketim vergisi, vergilerinizle taksit ödeme süresince zamanda ödemeniz gerekiyor. İkiden fazla aksatmamanız gerekiyor. Başvurular 31 Ekim tarihine kadar
Ödemeler ilk taksit 30 Kasım son. SGK için özel düzenleme var. İlgili arkadaşımız anlatacak. Peşin ve ödeme taksitli ödeme seçeneği. Peşin ödemede toplam hesaplanan üretici fiyat endeksi sonucunda bulunan rakamın da %50'si indiriliyor. Bu da çok önemli. Diyelim 20 bin lira vergi aslı var. Buna 6 bin lira üretici fiyat endeksiyle bir feri alacak hesaplandı. Eğer 30 Kasım'a kadar bunu ben ödeyeceğim diyorsanız o 6 bin liranın da yarısı, 3 bin lirası siliniyor. 30 Kasım'a kadar ödemek, yani tebliğde ve kanunda defaten ödemek tabirini şöyle anlamak lazım. 30 Kasım'a kadar birden fazla seferde ödeyip bunu kapattığımızda bu peşin ödeme sayılıyor. Dolayısıyla 30 Kasım 2016 itibariyle tamamını ödediğimiz takdirde ilave %50 üretici fiyat endeksi toplam tutarının %50'si de bize bir avantaj sağlanmış oluyor. Yine taksitler çeşitli belediyeler için ayrı, spor kulüpleri için ayrı taksitler ama normal 2 ayda bir belirtilen taksitlerde ve katsayı hesaplanacak tabii ki bunlarda. Bahsettiğim gibi ilk taksinin süresinin ödenmesi gerekiyor, aksatılmaması gerekiyor. Süresini ödenmeyen bir taksit varsa taksit son taksiti izleyen ayın gecikme zammı oranında gecikme zammı, geç ödeme zammı ile ödenebilir. Bir de son arz etmek istediğim nokta 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanan mükellefler için. Şimdi bu mükelleflerin durumunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunlar ödeme süresi taksitlerinin çoğunu ödemişler ise diyelim 12 taksit. 10 taksitini ödedi. Bu kanun onu bozup bu kanuna geçmek onların aleyhine olabilir. Dolayısıyla onu iyi irdelemek lazım. Yani olay bazında ama taksitlerinin az bir kısmını ödediyse bu kanuna geçmek faydalı olabilir. Ama çoğunu ödediyse muhtemelen aleyhine olacaktır. Dolayısıyla bu noktayı da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yani 6552 sayılı kanunu ben bozayım, hemen 6736'ya geçeyim. Her hal ve şartta bu geçerli değil. Bunun detayına bakmamız lazım. Kanunun öngördüğü katsayılarla üretici fiyat endeksiyle hesaplamak suretiyle bunun ayrıntısına bakmamız gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rıza Bilgiç üstadımıza biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Şimdi düzenlemenin matrah artırımı, stok, kasa ve ortaklar gibi bilanço hesaplarının düzeltilmesi ve varlık barışı diyebileceğimiz bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması konularında sunumunu yapmak üzere Eminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu'nu söz veriyorum. Buyurun üstadım. Sen Emre'cim yabancı değilsin. 50 dakika da toparlayabilirsin diye düşünüyoruz. İnşallah. Sunumu açmam 50 dakika sürüyormuş benim neredeyse. İlave ederiz onu. Evet, teşekkürler Sayın Başkan. Değerli meslektaşlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz birbirimize alıştık artık. Erol Demirel, Sayın Başkan, ben Erol abi diyorum. O da Emre'cim diye hitap etti. Hani az önce otururken düşündüm. 2007 yılı Kasım ayında ben ilk seminerimi yapmışım. 2007 yılında ve tüm seminerlerde Kazım Mermer abimizin de bu güzel gülüşünü gördük karşımızda. İnşallah her zaman görmeye devam ederiz. 10 yıl olmuş. 10 yıldır burada olmaktan, bu fırsatı bize sunanlara burada olmaktan çok mutluyum, onur duyuyorum. Bu fırsatı bize sunan tüm İstanbul Mali Müşavirler Odası kurullarına şükranlarımı iletiyorum. Rıza Bilgeç Grup Müdürü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı, 2000 yılında da onunla beraber biz Ankara'da Adakale Sokak'ta, Kızılay Adakale Sokak'ta bir sınıfta Maliye Bakanlığı'nda gelirler kontrolörü olarak çalışmaya başladık. O gün bugündür de beraberiz. Bugün de onunla aynı kürsüden bu sunumu yapmanın ayrıca bir onurunu yaşıyorum. Değerli katkıları nedeniyle de teşekkür ediyorum.
6736 sayılı kanun, değerli başkan aslında ifade etti, 19 Ağustos 2016'da yayınlandı. Cumhuriyet tarihimizin 34. vergi affı, yaklaşık 3 yılda bir af veya af benzeri bir kanunla karşılaşıyoruz. Benim hatırladığım, işte yine hepsinin de seminerlerini yaptık. Özellikle 6111 dönemini hatırlayanlar da, hani ilçelerdeki seminerlerde dahi ben vardım bir şekilde mutlaka. Tüm ilçelerde seminerler yaptık. Cidden o dönemde de kanundan yararlanılmasında İSMO'nun çok büyük bir katkısı olmuştu. Kanunun benim hatırladığım, işte 2004 yılında 4811 sayılı kanun çıkmıştı. Son 16 yıldır, hani 2000 yılında vergici olduk, öyle söyleyelim. 2004 yılında 4811, 2008 yılında 5811 çıktı, 2011'de 6111, daha sonra 6552 çıktı. Bu 5. yani son 13 yılda çıkan 5. af benzeri kanun. İlgi duyuluyor, ilgi duyuldukça da çıkılıyor ve bu çok beklendi aslında. Çünkü hani hem ekonomik şartlar, hem ülkenin içinde bulunduğu şartlar, hani af ne zaman çıkacak, af çıksın, af çıkacak mı sorusunu birçok defa gündeme getirdi. En sonunda da 6736 sayılı kanunla karşılaştık. Kapsamlı, 6111'den belki daha da kapsamlı, bazı hükümleriyle onu biraz daha kolaylaştırıcı bölümler içeren bir kanun. Rıza Bey kesinleşmiş, kesinleşmemiş ihtilaflı alacaklar ve inceleme ve tarihat safhasındaki alacaklarla ilgili sunumunu tamamladı. Yani kanunun ilk 4 maddesini bitirdik aslında. Ben 5. 6. ve 7. maddeler konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Bunlar matrah arttırımı, bilanço düzeltmesi, stok affı, ortaklar, cari ve kasa ile ilgili düzeltmeler ve yurt dışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki yastık altındaki varlıkların işletmelere katılmasıyla ilgili düzenlemeler. Matrah arttırımı, öncelikle niye biz matrah arttırımı yapacağız? Yani bu düzenlemelere neden ihtiyaç var? Bu düzenlemeleri artık, hani dedik ya, ekonomik şartlar, ülkenin içinde bulunduğu konjonktürel durum böyle bir kanunu artık zorunlu hale getirmişti. Hatta biz yine İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak beraber bir çalışma yaptık. Kasım seçimlerinden sonra Vergide Beyaz Sayfa ismiyle bir rapor yayınladık. O raporda da buna benzer bir kanunun tekrar ihtiyaç olduğunu ve bu şekilde bir kanunun çıkarılması gerektiğini bir rapor olarak gerekli yerlere sunmuştuk. Matrah arttırımı da işte bu gerekliliğin bir sonucu, ama biz neden matrah arttırımı yapacağız? Biz zaten yıllardır bu kanunun kapsadığı matrah arttırımı ile ilgili 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarını kapsıyor matrah arttırımı ile ilgili olarak. Biz zaten bu dönemlerde işte KDV matrahlarımızı verdik, kurumlar vergisi matrahlarımızı verdik, gelir vergisi matrahlarımızı beyan ettik, muhtasar beyannamelerimizi verdik, stopajlarımızı beyan ettik. Tek aslında en büyük avantajı, hani kanunu da aslında biraz öyle görmek lazım. Geçmişi kurtarmak ve geleceği planlamak. İşte geçmişle ilgili bölümlerini aslında, tabii yaşayan maddeleri de var, daha sonra uygulayacağımız maddeler de var, ama geçmişle ilgili bölümlerini aslında Rıza Bey özetledi. Bir de geleceği planlamakla ilgili maddeler var. Matrah arttırımı geleceği planlamak. Gelecekte biz nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz? Vergi incelemesi riski taşıyoruz. Tüm firmalar, hepimiz vergi incelemesi riskini taşıyoruz. Kendimiz de, meslek mensupları da mükellef. Bizler de vergi incelemesi riskini taşıyoruz. Bizleri de bu yönüyle aslında ilgilendiriyor doğrudan. Peki bu risk ne kadar bir risk? Ben 2015 yılı Vergi Denetim Kurulu, 2015 yılı faaliyet raporunu inceledim. 2015 yılı sonu itibariyle toplam mükellef, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi sayısı 2,5 milyonmuş. 2.527.000 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi varmış. Bunlardan 58.000 adedi incelenmiş. 58.000 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi çeşitli konularla ilgili vergi incelemesine tabi tutulmuş. Yani incelenen mükellefleri toplam mükelleflere oranladığımızda %2.32 mükelleflerin, yani mükelleflerimizin %2.32'si incelenecek gibi görüyoruz. Ama bu değil, daha yüksek duyuyoruz biz, değil mi? Yani gerek ilgilendiğimiz, neredeyse hepsi inceleniyor. Yani birçok firma inceleniyor. İşte eşimizden duyuyoruz, diğer meslektaşımızdan duyuyoruz. Birçok firma inceleniyor.
Toplam mükellef sayısına göre bakınca bu oran biraz düşük gözüküyor. Küçük mükellefler üzerinde, yani orta ve büyük ölçekli işletmelerde inceleme oranı yaklaşık %12'ye yaklaşıyor. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin inceleme oranı yaklaşık %12. Yani ortanın üzerindeki işletmelerde, orta büyüklüğün üzerindeki işletmelerde inceleme riskimiz %12. Bu incelemeler sonucunda da işte eski parayla 9 katrilyon vergi tarh edilmiş. Bu tarh edilen verginin de hani hangi vergiler üzerinde daha çok durmuş incelemeler, biz hangilerinden matrah arttırımı yapalım? Tarh edilen verginin %53'ü katma değer vergisiymiş. Bunun sebebi nedir? Aslında hepimiz biliyoruz sebebini. Niye katma değer vergisi çok? Çünkü hani o sahte belge kullanma incelemeleri diyoruz ya, en çok onunla karşılaşıyoruz. Sahte belge kullanmışın, hani bunun birçok olumlu idari düzenlemeye rağmen, işte katma değer vergisi genel uygulama tebliğindeki düzenlemeler çok olumluydu. Buna ilişkin Vergi Denetim Kurulu incelemelerde uyulacak yönergeler yayınladı. Bu incelemelerin böyle devam etmemesi gerekiyor aslında, ama buna rağmen eskiden beri devam eden o ezberle biz sürekli sahte belge kullanma incelemeleriyle uğraşıyorsunuz. Sizler uğraşıyorsunuz, bizler uğraşıyoruz. Bu nedenle de bu incelemelerde tarh edilen verginin %3'ü katma değer vergi, %53'ü özür dilerim, %53'ü katma değer vergisinden oluşuyormuş. %9'unu tarh edilen, incelemeler sonucu tarh edilen bu verginin %9'unu kurumlar vergisi, %1'ini de gelir vergisi oluşturuyor. 2015 sonu itibariyle de müfettiş sayısı 9205 gözüküyor Vergi Denetim Kurulu'nun faaliyet raporunda. Yalnız 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile 550 tane vergi müfettişi meslekten ihraç edildi, ama onun yerine de 2016 yılında girenler olmuştur. Yaklaşık 9000 tane vergi müfettişi vardı. İşte biz Rıza Bey'le 2000 yılında başladığımız dediğim zamanlarda vergi müfettişi, gelirler kontrolörü, hesap uzmanı, maliye müfettişi sayısı yaklaşık 1000 civarındaydı zannediyorum. Vergi müfettişi sayısında hızlı bir artış var. Bu nedenle de inceleme riskinde hızlı bir artış var. Bu nedenle de aslında yararlanacaksak matrah arttırımından yararlanmamız gerekiyor. En çok biz yaşıyoruz bunu. En çok sizler yaşıyorsunuz. Hani gerek il müdürüm, gerek vergi dairesi başkanım, mükellefle bizlerin, aslında meslek mensuplarının mükellefle idare arasında bir tampon olduğunu söylediler. Ama şöyle de bir şey yaşıyor meslek mensupları. En azından ben yaşıyorum. Şimdi yaklaşık 4-5 yıldır ne zaman af çıkacak? Mükelleflerden gelen soru şuydu: af çıkacak mı? Ne zaman af çıkacak? Matrah arttırımı çıkacak mı? İşte bak, şuradan şu riskimiz var, buradan bu riskimiz var. Matrah arttırımı çıksak da kurtulsa. Şimdi gidiyoruz o mükelleflere, sizler de gidiyorsunuz. Matrah arttırımı çıktı, hadi yararlanalım diyoruz. Bizim ne sorunumuz var ki diyorlar bu sefer. Çünkü bir hesaplama yaptık ya, diyoruz ki 150 bin lira ödemen lazım işte matrah arttırımı nedeniyle. Bizimle sen bakmadın mı diyor ya, zaten sen denetim yaptın, mali müşavirim zaten vardı. Mali müşavire diyor, var mı bizim bir sorunumuz? Yani bu sefer de şey, yine tampon, ama arada çok kötü kalan bir tampon. Yani arada ezilip artık neredeyse haşatı çıkmış bir tampon haline geldik. Hem mükellef bizi anlamıyor, idare bizi anlamakta bazen zorlanıyor. Ama matrah arttırımı, inceleme gerçekten son dönemlerde çok sayısı arttı. Mümkün olduğunca mükelleflerimizi bu yönde bilinçlendirme ve matrah arttırımına başvurmasını sağlamamız lazım. Ne zamana kadar yararlanılacak? 19 Ağustos'tan kanun yayım tarihini izleyen 2. ayın sonuna kadar diyor kanun. Yani 31 Ekim tarihine kadar matrah arttırımının yapılması gerekiyor. Ama bugün itibariyle bildiğim kadarıyla hala matrah arttırımına ilişkin sistemler çalışmıyor. Bugün matrah artırımı yapmak isteseniz yapılamaz. Az önce Rıza Bey çok güzel bir şeyden bahsetti. Bu tarihat aşamasındaki işlemlerle ilgili, hani bir an önce matrah artırımında bulunun. İnceleme aşamasındaysanız eğer, matrah artırımında bulunursanız zarar etme şansınız yok. İki durum var orada. Yine üzerinde duracağız ama bugün inceleniyorsunuz. İnceleme 19 Ağustos'tan önce başlamış. Bugün inceleniyorsunuz. İki durum var. Matrah artırımı yaptınız. Bu incelemeyi 30 Eylül'e kadar bitirmek zorunda vergi müfettişi. 30 Eylül'e kadar bitiremezse geçmiş olsun. Benim matrah arttırımında ödediğim vergi nihai vergi oluyor. Artık onun yazacağı şeyin hiçbir anlamı olmuyor. İkincisi,
Ben hatta bu matra artırımı Ekim sonuna kadar yapabilirim. Ama işte keşke sistem açık olsaydı da bunları yapabilseydik. İkincisi de çok önemli, bir an önce yapmamız lazım dedi. Matra farkından mahsup olayı var. Eylül sonuna kadar dedik ya, ben matra artırımında bulundum. Vergi müfettişi Eylül sonuna kadar incelemeyi bitirmek zorunda. Bitirdi. Varsayalım bitirdi. Bir matrah farkı buldu. Ben de matrah artırımı kapsamında matrah beyan ettim. Eğer o rapor vergi dairesi kayıtlarına veya takdir komisyonu kararı vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar ben bu matrah artırımını yapmış olsaydım, benim arttırdığım o rakamlar müfettişin bulduğu rakamlardan düşülecekti. Hatta benim arttırdığım rakamlar yüksekse bana hiçbir vergi tarihiyatı yapılamayacaktı. Ha, ben şu anda inceleme süreci yaşıyorum mesela. Ya matrah arttırımında bulunmak istiyorum ama bulunamıyorum. Bulunamıyorum. Sistem şu anda izin vermiyor. Bu yönüyle eleştirilmesi gereken bir durum. Hatta tebliğde matrah artırımından yararlanma süresini 19 Ağustos'tan Ekim sonuna kadar diyor. Ama bugün biz 6 Eylül'deyiz. Matrah artırımından yararlanmak mümkün değil. Umarım bir an önce sistem bu çerçevede açılacaktır. Kimler matrah artırımında bulunabilir? Kurumlar vergisi mükellefleri, gelir vergisi mükellefleri, işte katma değer vergisi mükellefleri, muhtasar beyanname verenler, vergi sorumlusu kesmek isteyenler, bugüne kadar hiç ortalıkta olmayanlar, alıp satanlar, para kazananlar, belli bir risk altına girenler, mükellefiye tesis ettirmeden işlemlerini yapanlar matrah artırımında bulunabilirler. Bunlar işte birazdan yine ifade edeceğiz. Bunlar için asgari matrahlar var. Ya diyor ki ben aslında işte ne yaptım? İplik aldım sattım. Yıllardır iplik alır satarım. Çünkü biz hani niye iplik örneği? Bir yaptığımız turnede banka hesapları üzerinden incelemeler yapılmıştı. Orada bunların tespiti de mümkün olmuştu. Bankaya 30 milyon girmiş, 32 milyon çıkmış, 28 milyon çıkmış. Dönem dönem bunların incelemesi yapılır. Mükellef dahi değildir bazı kişiler böyle. Aracıdır, komisyoncudur. İşte onlar dahi asgari matrahları beyan ederek matrah artırımından yararlanırsa 11, 12, 13, 14 ve 15 yılları için 15 yılları için herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulamayacaklar. Vergi incelemesine tabi tutulsalar bile tarihat yapılamayacaktır. Hep aynı şeyi söylüyoruz ya, vergi incelemesi ve tarihat yapılamayacak. Matra artırımında bulunan. Bu kadar mutlak, bu kadar kesin mi? Değil. Şöyle değil, kanun şunları diyor. Stopajla ilgili bir talebiniz varsa, yani stopaj atıyorum yılları sarı inşaat onarım işi yaptınız, hak edişlerinizden stopaj yapıldı, beyanname verdiniz, hak ediş stopajı daha yüksek kaldı, stopajdan iadeniz var. Bu iadeler nereye göre yapılıyor? 252 numaralı gelir vergisi kanunu genel tebliğine kadar yapılıyor. İşte 10 bin liraya kadar hiçbir şey istemeden nakit ödüyorlar, 100 bin liraya kadar yememe tasdiği varsa nakit ödüyorlar, 100 bin lirayı aşan kısmı nakit alabilmenin tek şartı ne? Vergi incelemesi. Ha, ben o zaman 2014 yılından benim devreden böyle bir gelir veya kurumlar vergi stopajım vardı. Matrah arttırımında bulundum. İademde 2 milyon liraydı. Nakit istiyorum iadeyi de. Hadi sen bana ver bakalım, inceleme yapmadan diyemiyoruz vergi dairesine karşı. Bu iadeyle ilgili, o 2 milyon lira iadeyle ilgili inceleme yapabiliyor. Bir sorun buldu, iademi azaltabiliyor yalnız. Sadece iademi azaltabiliyor. 3 milyon liralık bir sorun buldu bende. Örneğin matrah artırımı yaptıysam eğer 1 milyon lirayı tarih etmiyor bana. Sadece ne yapıyor? 2 milyon liralık iademi kesiyor. Matrah artırımında bulunmuş isem eğer. Mutlak değil dedik incelenmeme şartı. Bir de neyle ilgili var? Katma değer vergisiyle ilgili var. Katma değer, bakın şunu özellikle belirteyim. Gelir ve kurumlar vergisi iadelerinde nakit iade talebiniz varsa inceleneceksiniz. Nakit iade talebiniz yoksa zaten incelenmeyeceksiniz. Dolayısıyla matrah arttırımı sizi incelemelerden istisna tutacak. Ama katma değer vergisi iadelerinde öyle değil. Katma değer vergisi iadesini ister mahsuben almış olun, ister yeminli raporuyla almış olun, ister nakit almış olun. Bu işlemleri ben aldığınız, devletten aldığınız o iadeleri daha sonra inceleyebilirim diyor. Matrah arttırımında bulunsam bile ben daha sonra iadelerle ilgili talep etme, benim incelememi talep etmemiş olsam bile bu iadelerle ilgili ben seni incelerim diyor. Üçüncüsü, sonraki döneme devreden KDV'lerle 2011, 12, 13, 14, 15'te matrah arttırımı yaptık katma değer vergisi yönünden. O dönemler incelenemeyecek. 2016 yılı inceleniyor.
Aslında bu da kötüye kullanılabilecek bir hüküm ama tahriyat yapılamayacak kesinlikle. İnceleme yapılır ama kesinlikle tahriyat yapılamayacak. 2016 yılı katma değer vergisi yönünden inceliyorlar. Başladılar Ocak ayından itibaren evraklara bakmaya. Baktılar ki Aralık 2015'ten Ocak 2016'ya devreden KDV 1 milyon lira. Ha, o zaman diyor benim bu milyonu da bir milyonu incelemem lazım. Çünkü ne yapmışsın? Sen bunu indirmişsin. Önceki dönemden devreden KDV olarak benim bu bir milyonu da incelemem lazım diyor. O bir milyonla ilgili inceleme yapıyor. 2015 yılına girebiliyor, inceleme yapıyor. 2015'te sorun bulursa o bir milyonu azaltıyor. Nereye kadar azaltıyor? Sıfıra kadar azaltıyor. Daha fazla bir fark bulduysa 2015 yılıyla ilgili ve ben matrah artırımında bulunduysam herhangi bir tahriyat yapılamıyor. Takdir komisyonuna sevk edilmiş bulunanlarla vergi incelemesi devam eden mükellefler de matrah artırımından yararlanabilirler. Hem Rıza Bey ifade etti hem ben ifade ettim. Tekrar üzerinde durmuyorum. Ya da şöyle çok kısaca tekrar hatırlatayım. Çünkü çok güncel, önemli olduğu için. 19 Ağustos 2016'dan önce başlayan bir vergi incelememiz varsa 11, 12, 13, 14 ve 15 dönemleriyle ilgili. Bu dönemlerle ilgili biz matrah artırımı yapabiliriz. Matrah artırımı yaptıysak vergi müfettişi incelemeyi Eylül sonuna kadar bitirmek zorunda. Eylül sonuna kadar bitiremezse geçmiş olsun, artık o incelemenin bir hükmü kalmıyor. Eylül sonuna kadar bitirirse ve ben matrah artırımını raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten önce yapmış isem, bulduğu matrah farkıyla benim beyan ettiğim matrah artırım rakamları kıyaslanıyor ve birbirinden mahsup ediliyor. Az önce de söyledim, hiç beyanname vermemiş olan mükellefler matrah artırımından yararlanabilirler. Adi ortaklıklar, kolektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerin komandit ortakları, bunlar şahsi gelir vergisi mükellefidir. Bunların yine ticari kazanç yönünden beyanname vermeleri gerekir. Ticaret şirketleri bilanço esasına göre defter tuttuğu kabul edilir ve bunların da hani eğer zararlılarsa veya matrahları yoksa asgari matrah olarak gelir vergisi mükelleflerinde bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrahları beyan ederek yararlanmaları gerekir. Zarar eden mükellefler matrah artırımında bulunabilir. Örneğin 2012 yılı kurumlar vergisi yönünden zararlı bir firmamız var. Matrah artırımından yararlanabilir. Ama ya arttıracağı matrah yok. İşte onlar için kanun asgari matrahlar belirlemiş. Bu asgari matrahlar için üzerinden bir vergi ödenmesi şartıyla bunlar yararlanabilir. Yine önemli bir hüküm. Bunlar genel hükümler, ayrıntılarına biraz daha gireceğiz. Ben süreyi torpilli istemiştim Sayın Başkan'dan. O da bana ben orada otururken tamam demişti, sonra vazgeçti. Umarım makul bir süre içerisinde tamamlamaya çalışırız. Tabii bu torpilli süreyi sizler için istemiştik. Çünkü hani genel bu seminerlerdeki gözlemlerimizde bu matrah arttırımı ve stok affıyla ilgili soru ve sorunla çok karşılaşıyoruz. En azından onları bertaraf edebilmek gibi bir niyetimiz var. Şunlar yararlanan, kim yararlanamaz matrah artırımından? Sahte belge düzenleyicisiysen diyor. Sahte belge düzen, kullananlar yararlanabilirler. Herhangi bir sorun yok. Sahte belge düzenleyensen eğer matrah artırımından yararlanamazsın. Nasıl ben sahte belge, hadi ben bugün yararlandım matrah artırımından. Bir yıl sonra bir rapor yazıldı benim hakkımda, dedi ki sen sahte belge düzenleyicisin dedi. Hayır. Tebliğ de bunu netleştirmiş aslında. Buna aykırı uygulamalar yapılmıştı 6111 döneminde. O yüzden biraz ayrıntılı anlatıyorum. Tebliğ diyor ki kanun yayım tarihi ne zaman? 19 Ağustos 2016. Sahte belge düzenleyicisi yönündeki tespiti 19 Ağustos 2016 tarihine kadar yapılmış olanlar matrah artırımı yapamazlar. Yani kanun yayınlandığı tarihte sahte belge düzenleyicisi tespiti. Ve diyor ki yine bu tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenmiş vergi inceleme raporlarıyla yapılmış olmalı. Yani vergi dairesi işte kayıtlarında sizi özel esaslara aldı, şeye yazdı, sahte belge düzenleyicisine yazdı. Hayır, bu yine yararlanır. Eğer bir rapor varsa sizin hakkınızda 19 Ağustos'tan itibaren kesinleşmiş, 19 Ağustos'tan önce kesinleşmiş bir rapor varsa bunlar matrah artırımından yararlanamazlar. Bunun dışındaki tüm mükellefler, hatta dedim ya mükellef olmayanlar matrah artırımından yararlanabilirler. Matrah artırımında elektronik ortamda beyanname veren mükellefler yine elektronik ortamda matrah artırımına ilişkin beyanname ve bildirimlerini verecekler. Bildirimler hangi vergi dairesine verilecek? En son vergi dairesine.
Gelir kurumlar ve katma değer vergisi açısından atıyorum 2011'de başka dairedeydiniz, 2012'de başka, bugün başka dairedesiniz. Şu an hangi dairedeyseniz tüm yılların matrah arttırımı beyannamesini şu an bulunduğunuz daireye veriyorsunuz. Sadece stopajda merkez ve şubeler farklı yerlere muhtasar beyanname veriyorlarsa onlar ilgili muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairelerine başvuru yapıyorlar. Rıza Bey'in anlattığı konuda hani alacak, borç yapılan, kesinleşmiş alacakları yapılandırma konusunda borç hangi vergi dairesininse o vergi dairesine başvuru yapmanız gerekiyor. Ama gelir kurumlar ve katma değer vergisi arttırımında en son hangi vergi dairesinin mükellefiyseniz oraya matrah arttırımı beyannamesinin verilmesi gerekiyor. Bu rakamlar üzerinde, oranlar üzerinde çok fazla durmayacağım. Hani bunlara çok kolay erişim imkanı var. Daha çok özellikli konular üzerinde duracağım. İşte gelir vergisinde matrah arttırımı, kurumlar vergisinde de aynı şey geçerli. Diyor ki 2011 yılı matrahını. Bakın bu rakamları hani biz çalışmalara başladık. Bazen hani mizandan falan bulamıyoruz bu rakamları. Nereden? Elimize bir kere o yılın beyannamelerini almamız lazım. Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde matrah arttırımı yapacaksak o yılın beyannamesini bir almamız lazım. Gelir vergisi matrahı yazar. Beyannamenin en sonunda indirimleri filan uyguladıktan sonra o matrahın 2011 için %15'ini, 30'unu, 25'ini, 10'unu 2015 için %15'ini arttıracaksınız diyor. Arttırdık. Bunu yeni bir matrah yarattık. Kurumlar vergisi için de aynı şey geçerli. Aynı oranlarda kurumlar vergisi matrahı, beyannamede yazan kurumlar vergisi matrahı. Hani buna şey KKG dahil mi, istisnalar hariç mi? Bu soruların tüm cevabı var zaten burada. Ticari bilanço kârı, artı kanunen kabul edilmeyen giderler, geçmiş yıl zararları, istisnalar. Sonunda neye ulaşıyoruz? Matraha ulaşıyoruz zaten. Bu matrah üzerinden yeniden 35 ile 15 arasında değişen bir oranda yeniden bir vergi arttırımı yapmamız gerekiyor. Ha, zararlı mükellefler dedik ya matrah arttırımından yararlanabilirler. Veya matrahı sıfır oluşanlar yararlanabilirler. İşte bunlar neyi arttıracaklar? Arttıracakları matrah yok. Asgari matrahlar belirlenmiş bunlar içinde. Gelir vergisinde bilanço esasına göre, işletme hesabı esasına göre, basit usule göre, gayrimenkul sermaye irade elde edenleri ve diğer kazanç ve unsurlarını elde edenler için belirlenmiş. Şöyle olduğunuzu düşünün. Ben işte bir serbest meslek erbabısınız. Mali müşavirsiniz. Olmaz ama ya da başka bir örnek verelim. Ticari kazancınız da var. Zirai kazancınız da var. Mesleki kazancınız da var. Diğer kazanç bina satmışsınız 5 yıl içinde. Diğer kazanç ve ben bunların hangi asgari matrahı uygulayacağım? Eğer bu durumdaysanız, serbest meslek erbabıysanız veya bilanço esasına göre defter tutuyorsanız bilanço esası için belirlenmiş asgari matrahı uygulamanız yeterli. Yani her biri işte menkul sermaye iradım da var. Bir de menkul sermaye iradının asgari matrahını ekleyeyim. Ya da bir de onu beyan edeyim. Hayır değil. Eğer bilanço esasına göre defter tutuyorsanız veya serbest meslek erbabıysanız 7 gelir unsurunuz olsa bile sadece 14.000 ile 18.970 arasında beyan edilen asgari matrahları beyan ederseniz diğer tüm gelir unsurları ile ilgili inceleme riskini bertaraf etmiş oluyorsunuz. İşletme hesabına esasına göre defter tutanlar için aynı şey yine geçerli. İşletme hesabına da göre defter tutuyorum. Kira gelirim de var. İşte konut satmışım, konut kazancım da var. Kooperatif hissesi satmışım, değer artış kazancım var. Yine sadece işletme hesabı esası için belirlenmiş asgari tutarı beyan etmem diğer tüm incelemelerden beni aheste ediyor. Basit usule tabi olanların diğer gelirleri de varsa, basit usule tabi olanların diğer geliri de varsa bunlar işletme hesabı için belirlenmiş asgari matrahları kullanabiliyorlar. Onun dışında da zaten dikkat ederseniz diğer gelir unsurları ile ilgili en son sütunda yer alan asgari matrahlar yüksek. Yani benim hem ücretim var, hem menkul sermaye iradım var, hem diğer kazanç ve iratlarım var. Orası için belirlenmiş, işletme hesabı için belirlenmiştir o. Hatta kira geliriniz de var örneğin. Yine işletme hesabı için belirlenmiş olan asgari matrahı beyan etmeniz size bu tüm gelir unsurlarıyla ilgili incelemelerden istisna tutuyor. Geçmiş yıl zararları, geçmiş yıl zararlarımız var. Örneğin ben 2015'te matrah arttırdım. Benim bir de geçmiş yıl zararım var. Geçmiş yıl zararını... Geçmiş yıl zararım bu arttırdığım matrahlardan indirebilir miyim? İndiremem. Devreden argem var. İndirebilir miyim? İndiremem. Veya işte matrah arttırımı sonucunda bir vergi hesapladım. Benim o 2015 yılında 2015 yılına ilişkinde nakit olarak alacağım ya da işte
Beyannamede mahsup fazlası kalan stopajım vardı. Ha, onu bu vergiden mahsup edeyim. Hayır, bunların hiçbirini yapamıyoruz. Yani şu, matrah arttırımı nedeniyle net bir beyanname veriyoruz biz. İşte 2015 yılı için kazancımız 1 milyon lira, %15'ine kadar 150 bin lira matrah. Bunun üzerinden %15 veya %20 vergiyi hesaplayacağız, ödeyeceğiz. Hiçbir indirim mahsup bunun üzerinde yapamayız. Şununla karıştırmayalım bunu ama lütfen. Ben yaptım bunu, işte 150 bin lira matrah arttırdım. Beyannamelerimi zamanında vermiştim ya da vermemiştim. 30 bin lira kurumlar vergisi çıktı bana. Artırılan matrah üzerinden 30 bin lira kurumlar vergisi çıktı. Bu net. Bundan hiçbir şey düşemem. Yani o matrah arttırım beyannamesinde ne geçmiş yıl zararı, ne istisna, ne mahsup, hiçbir şey yapamam. 30 bin lira borcum var artık. Bu borcu ödeme şekillerinde söyleyeceğiz ama bu borcum benim. Borcumu zamanında ödersem herhangi bir şey yok. Taksitlendirirsem, Rıza Bey'in ifade ettiği katsayı geliyor üzerine, 18 aya kadar taksit yapabilirim. Zamanında ödemezsem aylık 1.4 olan gecikme zammı aylık 2.80'e çıkıyor. Yani iki katı gecikme zammıyla beraber tahsil ediyorlar. Bu benim artık borcum. Ha, ben bu borcumu daha sonra işte geçici vergiden alacağım vardı vergi dairesinde. Geçici vergiden olan alacağımı, matrah artırım nedeniyle olan borcumun mahsubunu talep ediyorum diye bir dilekçe yazıp o şekilde, veya KDV'den alacağım vardı, şu KDV alacağımı, bu borcuma mahsubunu talep ediyorum diye mahsuben ödeyebilirim. Tebliğde şu ifadeler yazıyor, işte geçici vergiler mahsup edilmez, geçmiş yıl zararları indirilmez. O verdiğiniz beyanname net beyannamedir. Orada herhangi bir indirim uygulanmaz. Ama o oluşan borcunuzu daha sonra ister nakit ödersiniz, varsa eğer mümkünse mahsup yoluyla da ödersiniz demek istiyor. Basit bir örnek, bunlar çok var tebliğlerde. Zamanı yetkin kullanabilmek için hızlı geçeceğim ama şunu ifade edeyim. Hem gelir vergisinde hem kurumlar vergisinde, katma değer vergisinde biraz karışık bir %18 kıyaslaması var. Onun üzerinde durmamız lazım. Ama muhtasarda bu durum yok. Muhtasarda, yani stopaj arttırımları içinde biz az sonra asgari matrahlarla karşılaşacağız. Yani bizim örneğin ücret stopajını arttırmaya karar verdik. Bir ücretlerin gayri safi ödemeleri üzerinden 2011 yılı için %6 daha stopaj ödeyin diyor. O stopa, bir de asgari matrah tutarları belirliyor ücret stopajları için. O stopaj arttırımında herhangi bir kıyaslama yapmıyorum. Yani beyan ettiğimle, beyan ettiğim mi yüksekte, asgari matrahlar mı yüksekte, herhangi bir arttırım yapmıyorum. Ama gelir ve kurumlar vergisi arttırımında, hani dedik ya, zarar etmiş olanlar nasıl yararlanır? Asgari matrahları kullanırlar. İkisini kıyaslamak zorundalar. Örneğin benim 100 bin lira kazancım. Bu örnekte yeşil olanlar, yeşil gördükleriniz beyan edilmesi gereken matrahlar. 2011 yılı kazancım ne kadarmış? 100 bin liraymış. Arttırım oranımız ne? %35. Hesapladık ne kadar? 35 bin lira. İlgili yılın asgari matrahı ne kadar? 9500. Hangisi yüksek? 35 yüksek. 35 bini beyan ediyorum. 2012'de geldim. Benim matrahım ne kadarmış? %20. Kanun bana demiş, pardon, 20 bin. Kanun bana demiş ki %30 arttıracaksın. Arttırmışım, kaç bulmuşum? 6 bin lira. Ama kanun diyor ki bir de asgari matrah vermiş bana. Asgari matrah ne kadar? 9890. O zaman 9890'ı beyan etmek zorundayım. 2013 yılında zararlıymışım. 2013 yılında zararlıymışım. Dolayısıyla arttıracağım bir matrah yok. Asgari matrahı beyan etmişim. Hesaplamayı gelir vergisi artırımında ve kurumlar vergisi artırımında bu şekilde yapıyoruz. Kurumlar vergisi matrah artırım oranları, gelir vergisindekilerin aynısı, 35 ile 15 aralığı, ama asgari matrah tutarları daha yüksek. Gelir vergisinde daha yüksek asgari matrah tutarları var. Kurumlar vergisinde artırım yapanlar 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. O yıllar beyannamelerinde bir de şuna bakmamız lazım. Hani yatırım indirimi üzerinden %19.8 stopaj yapılıyordu eskilerden. Şöyleydi, 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden teşvik belgesi alındıysa ve bu teşvik belgesine istinaden yatırım indiriminden yararlanıldıysa bunlarla ilgili yatırım indirimi stopajı yapılması gerekiyordu %18. İşte o yıllarınız varsa, sizin o ilgili yılınız böyleyse diyor kanun, yani %19.8'iniz de varsa, yani %19.8'e tabi yatırım indirimi istisnasından yararlandıysanız yatırım indirimi stopaj matrahını da arttırmanız gerekir diyor.
Bunlar için de yine aynı oranları belirlemiş. Yine asgari tutarlarda belirlemiş bunlar. Yani o yıl arttırdığımız yıl gelir vergisi kanunu geçici 61. maddesine göre arttırılan, yararlanılan bir yatırım indirimi istisnası varsa mutlaka bunu oradan da arttırım yapmamız lazım. Eğer onu yapmazsak kurumlar vergisinden de arttırım yapmamış sayılıyoruz. Kurumlar vergisi yönünden de incelemeye ve tarihata muhatap olabiliyoruz. Kurumlar vergisinden muaf kooperatifler, muaf zaten muaf ama o kooperatif yöneticilerinin ya da işte meslek mensubunun içinde bir şüphe olur ya, acaba ortak dışı işlem yaptık mı, acaba şartları ihlal ettik mi? Eğer böyle bir şüpheniz varsa, muaf olsanız dahi matrah arttırımında bulunabilirsiniz diyor. Matrah arttırımında en son tarha, en son vergi dairesi tarha yetkilidir dedik. Kanunun yayım tarihi, matrah arttırım. Tamam, beyan ettiğimiz beyannameyi elimize alalım, matraha bakalım, oradan hareket edelim dedik ama şuna da bakın diyor. Kanunun yayım tarihine kadar siz o matrahlarınızla ilgili bir düzeltme talep etmiş olabilirsiniz diyor. Bu düzeltme kesinleştiyse, kanun yayım tarihine kadar kesinleştiyse o düzeltmeyi de dikkate alın. Hatta kanun yayım tarihine kadar bunlarla ilgili bir tarihat yapıldıysa, kanun yayım tarihine kadar kesinleşmiş bir tarihat varsa, örneğin 2011 yılında ben 100 bin lira matrah beyan etmiştim. 2011 yılı daha sonra incelendi, 50 bin lira daha matrah farkı bulundu. Ne oldu matrahı aslında? 150. Ben sırf o beyannameye bakıp matrah arttırımını yaparsam 100 bin lira üzerinden yapmış olacağım. Ama diyor ki yapılıp kesinleşen tarihatlara esas olan matrahları da matrah arttırımlarında mutlaka dikkate almanız gerekir diyor. Tasfiyeleri tamamlanarak tüzel kişilikleri ticaret sicilinden silinmiş şirketler matrah artırımında bulunamazlar. Artık bunların temsil kabiliyeti yoktur artık diyor. Ama tasfiye edilen kurumlarda tasfiye dönemi için tasfiye memurları tarh edilen vergilerden ve kesilen cezalardan sorumludur. Tasfiyeden önceki dönemlerde de kanuni temsilciler tarh edilen vergilerden ve kesilen cezalardan sorumludur. Bunlar için de işte tasfiye edilmiş bu şirketler için de içinizde bir şüphe varsa tasfiye memuru veya kanun temsilciyseniz siz bizzat tasfiye memuru ve kanun temsilci veya kanun temsilci olarak o şirketin de tasfiye edilmiş o şirketin de unvanını belirterek matrah arttırımında bulunabilirsiniz diyor. Tasfiyesi devam eden bir işlem varsa, örneğin 2015 yılında tasfiye başladı, halen devam ediyor. 2015 yılı için matrah artırımını yapabilir bu şirket ama o tasfiye incelemesi, hani tasfiyeler sonuçlandıktan sonra mutlaka bir tasfiye incelemesi yapılır ya, yine matrah artırımı tasfiye incelemelerine engel teşkil etmez diyor. Devir yoluyla birleşmelerde de devir alan kurum, ortadan kaybolan, yok olan kurum adına matrah arttırımında bulunabilir. Şimdi matrahı arttırdık. Oranımız %15 mi, %20 mi? Gelir ve kurumlar vergisinde matrahı arttırdık. Bunun üzerinden %15 mi uygulayacağız, %20 mi uygulayacağız? Birkaç şartta beraber bakmamız gerekiyor. Birincisi, ilgili yıl beyannamelerini mutlaka süresinde vermiş olmamız gerekiyor. Süresinde vermiş olduğumuz o ilgili yıl beyannamelerinde çıkan vergileri de süresinin damga vergisi dahil, beyannamenin damga vergisi dahil süresinde ödemiş olmamız gerekiyor. Bitmedi ve o yıllarla ilgili 11, 12, 13, 14 ve 15 ile ilgili Rıza Bey'in anlattığı konularla ilgili işte geçmişten kaynaklanan bir borç, vergi mahkemesinde devam eden bir davam vardı. Bunları yapılandırdım, takside bağladım, ödemeye başladım. Eğer böyle bir şey de yaptıysanız, böyle bir şey de yapmamış olmanız gerekiyor. Beyannameni zamanında verdin, damga vergisi dahil ödemelerini zamanında yaptın, geçmişte hiç borcun yoktu. Yapılandırmaya başvurmadın, ihtilaflı kamu olacağı borcun yoktu, yapılandırmaya başvurmadın. Oranın %15 o zaman diyor. Ama beyannameni zamanında vermedin, işte verdin, ödemeni geç yaptın. Bu kanunun 2. ve 3. maddesinden, 4. maddesini katmıyor işin içine. Tarihat aşamasındaki işlemleri katmıyor. 2. ve 3. maddesinden yararlandıysan artık bizim oranımız %15 değil, %20'yi. %20'yi uygulamak zorundayız. Şunlar soruluyor. İşte ben zamanında beyannameyi verdim, ödemeyi de zamanında yaptım. Daha sonra düzeltme beyannamesi, kendiliğimden veya pişmanlık yoluyla düzeltme beyannamesi verdim. İlave bir vergi çıktı, onu da vadesinde ödedim. Yine %15, herhangi bir sorun yok. %15. Ama ben işte tam elektronik beyanname gönderiyordum. Gece 11'de elektrikler kesildi.
O gün gönderemedim, ertesi gün sabah gönderdim. Geçmiş olsun, %20'ye gidiyor o zaman. Çünkü kendiliğinden veya pişmanlık hükümleriyle verilen düzeltme beyannameleri diyor. Verildiyse, düzeltme yapıldıysa %15'ten yararlanır. Ama beyanname ilk kez kanuni süresinden sonra verildiyse %15 uygulanamaz, %20 uygulanması gerekir bu durumda. Bunun da tespitinde şu kritik, mesela 2011'e baktık, beyannamemi zamanında vermişim, vergisini zamanında ödemişim. Tamam, %15. 2012'ye geldim, beyanname zamanında, ödeme zamanında %15. 2013'e geldim, beyanname zamanında, ödeme zamanında değil. Sadece 2013 %20'ye sıçrıyor. Sadece 2013 %20'ye sıçrıyor. Diğer beyannamelerini zamanında verdiğimiz dönemler %15'te kalıyor, ödemesini zamanında yaptığımız. Ama bu kanunun ikinci ve üçüncü maddesinden yararlanma olayında hangi yıl için yararlanırsanız, 2013'ün Ocak ayında bana bir tarihiyat yapılmıştı, onu da davaya götürdüm. Davada devam ediyor. Kanunda çıkmışken yararlandım. Kanunun 3. maddesinden. Geçmiş olsun. 11, 12, 13, 14, 15'in tamamı artık %20. Böyle bir adaletsizlik var gibi gözüküyor bu düzenlemede. Ama tebliğde verilen örneklerde ne yazık ki bu şekilde. Kurumlar vergisi artırımıyla ilgili bir örnek var. Ben bu notları hatta tamamını yani kanunun tamamıyla ilişki notları yine biz odanın internet sitesinde paylaşırız. Sigorta tarafı da muhtemelen paylaşacaktır. Bunları da hani bu ince örnekleri fotoğraf çekmek belki biraz zahmetli oluyor ama daha kolay erişiyorsunuz belki ama tamamı odanın internet sitesinde paylaşılacaktır. Bilginiz olsun. Şarjı az kalanlar en azından fotoğraf çekmeyi bırakabilirler. Matrah artırımıyla ilgili bir örnek var. Burada da o kıyaslamayı yapıyoruz mutlaka. Eğer asgari matrahların altında kalıyorsak, asgari matrahın altında kalıyorsak mutlaka %20'sini hesapladık. Asgari matrahın altında kaldı. O zaman mutlaka asgari matrahları esas almamız gerekiyor. Faaliyeti bıraktık belli bir ayda veya işte çeşitli sebeplerle kıs dönem, işte nevi değiştirdik, devir oldu. Bu dönemde de takvim yılının bazı aylarında, Eylül'ünde ortadan kalktık, yok olduk. Bu asgari matrahları tamamını mı uygulayacağız? Hayır. Faaliyetin sona erdiği veya faaliyete başlanılan ay, tam ay sayılmak suretiyle bir kıs dönem hesaplaması yapılıyor. Örneğin 21 Temmuz 2014'te işe başlayan bir kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili dönemde beyan etmesi, matrah beyan etmemesi halinde yeni bir işe başlamış, 2014'te kurumlar vergisi matrahı oluşmamış, asgari matrahlar üzerinden matrah artırımı yapmak istiyor. Bunun için asgari matrah normalde 2014 yılı için 33.470, faaliyette bulunduğu ay sayısına göre faaliyette bulunan kıst ay, yarım ay, tam ay sayılmak suretiyle yeni bir matrah artırımı yapılması bulunuyor. Bunu hep bununla da bu da yaşayacak aslında. Yani işte 2017'de de buna bakılacak, 2018'de de siz eyvah diyeceksiniz, unutmuş muyuz diyeceksiniz. 2019'da yapılan incelemelerde yine buna bakılacak. Matrah artırımında hani zararlı firmalar matrah arttırır dedik ya. Zararlı firma matrah arttırdıysa bu zararının yarısını 2016 ve izleyen yıllarda yararlanamıyor. O zarardan yararlandıysam bugüne kadar erittiysem sorun yok zaten. Hani mesela 2012 yılı zararlı matrah arttırımı yapmışım. Matrah arttırımı yaptım. Neyi beyan ettim? Asgari matrah. 2013 yılı karlıydı. O kardan 2012 yılı zararını mahsup etmiştim zaten. Bugüne bir şey kalmadı. Yani 2012 ile ilgili sadece asgari matrah üzerinden matrah arttırımında bulunmam yeterli. Ama benim hala yararlanmadığım geçmiş yıl zararlarım varsa ve o geçmiş yıl zararlarıyla ilgili matrah arttırımı yapıyorsam nasıl yapabilirim? Asgari matrahlar üzerinden yapabilirim. Bu zararlarımın yarısını kaybediyorum. Bunu dikkat etmemiz lazım. Hani şunun için de dikkat etmemiz lazım. İşte dedik ya tamponuz, hani gidip mükelleflerimize de bu kanunu anlatacağız. Hatta diyecekler ki hesaplayın getirin diyecekler. Hesaplarken de o zararlı olan yılın da %20'sini de hesaplayıp söyleyin ona. Bakın senin şu kadar zararın vardı, 1 milyon lira zararın vardı. Bu 1 milyonun biz 2016'da faydalanmayı düşünüyorduk. Bu 1 milyonun yarısını artık yararlanamayacağız. Yani yarısına kadar 500 bin, 500 binin %20'sine kadar 100 bin. Sana bir de 100 bin lira öyle maliyeti var aslında bu işin diye mutlaka söylemek lazım. Yoksa hani dedik ya kabak hep bizim başımıza patlıyor, yarın bir gün yine bizim başımıza patlar ve
16, 17, 18'de izleyen yıllarda da mutlaka buna dikkat edelim. Hani matrah arttırımı var mıydı? Vardı. O zaman zararın yarısını indirmem gerekiyordu. Bu bir inceleme konusu. Teftişlerde, vergi dairelerinde sistem üzerinden kontrol edilen, hatta muhtemelen artık öyle olacak. Sistemden diyecekler ki zararlı olup da matrah arttırımında bulunanları çek diyecekler. İşte yararlandığı zarar tutarlarını çek diyecekler. Kıyaslandır, kıyasla yarısı olmayanlara tarhiyat yap diyecekler. Önümüzdeki birkaç yıl içinde. Ona ilişkin bir örnek var. Yine dedim bunları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Bundan da bahsettik. Tevkif edilen vergiler kesinlikle matrah arttırımı nedeniyle vereceğiniz beyanname saf net bir beyanname olacak. Ya işte matrahın %35'i, %30'u, 25'i, 20'si, 15'i bunun üzerinden hesaplanan vergi ya da asgari matrah üzerinden hesaplanan vergi. O beyanname üzerinde herhangi bir mahsup yapmanız mümkün değil. Yıllara sari inşaat onarım işi yapan mükellefler için diyor ki tebliğ, bunlar diyor hani işin devam ettiği sürece kazanç hesaplanmıyor, beyanname vermiyorlar. Dolayısıyla o işin devam ettiği süreler için matrah artırımında bulunmasına gerek yok bunların. İşin bittiği yıl bunlar kurumlar vergisi yönünden veya gelir vergisi yönünden matrah artırımında bulunabilirler. Ama katma değer vergisi yönünden İşin bitmediği, işin devam ettiği yıllarda da yani tüm yıllarda elbette ki matrah artırımı yapmaları gerekir. 2015 yılında başlayan bir iş var, 2016'da bitecek veya 2014'te başlamış, bitmemiş, 2015'te başlamış, bitmemiş, 2016'da bitmiş. Bunun kazancı ne zaman tespit edilir? 2016'da tespit edilir. Beyannamesi ne zaman verilir? 2017'de verilir 2016'nın beyannamesi. Bu matrah artırımından yararlanabilir mi? Yararlanamaz, geçmiş olsun. Çünkü bizim matrah artırımındaki dönemlerimiz ne? 11, 12, 13, 14, 15. O iş hangi yılda bitmiş? 16'da. Dolayısıyla o yıl için matrah artırımında bulunulması mümkün değil. Matrahtan bahsettik. Katma değer vergisinde vergi artırımı var aslında. Burada da hesaplanan vergi, hesaplanan katma değer vergisi. Dikkatinizi çekiyorum. Hesaplanan katma değer vergisinde yer alan vergi, yani ilaveler, bu da çok soruluyor. Alıştan iadeler, ilave edilen KDV, bunlar dahil mi? Hesaplamaya dahil değil. Teslim ve hizmetler karşılığını teşkil eden bedel ne kadar? 100 bin lira. Hesaplanan katma değer vergisi ne kadar? 18 bin lira. 18 bin liranın 2011 yılı için %3,5'ünü, 2012 için %3'ünü, 2013 için %2,5'ünü, 14 için %2'sini, 15 için %1,5'ünü tekrar öderseniz matraha KDV yönünden herhangi bir vergi incelemesi veya tarhiyat yapılamıyor. Yapılabilir dedik, hangi şartla yapılabiliyordu? Katma değer vergisi iade işlemleriniz, tecil terkin işlemleriniz varsa bunlarla ilgili her zaman inceleme yapabiliyorlar ama o iadenize karışabiliyorlar, o iadenize dokunabiliyorlar. İadeyi aşan bir tarhiyat yine yapılamıyorlar. Tevkifat yaptım veya benim kestiğim faturada tevkifat yaptım veya bana kesilen faturada tevkifatlı faturaydı bunlar. Bunlarla ilgili yani hesaplanan KDV'yi etkilemiyor. Ben işte 2/10 KDV vardı. Katma değer vergisi oranım aslında 18 değil de 3.6'ya düştü ya. 3.6'ları toplayarak hesaplanan KDV'yi buluyorum. Yani beyannamede hesaplanan KDV satırında yazılı rakam benim artırıma esas olacağım rakam. Hatta o hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı direkt matrah oluyor. Onun üzerinden 3,5 ile 1,5 arasında değişen oranlarda yeni bir vergi ödüyorum. 2 numaralı KDV beyannameleri için sorumlu sıfatıyla kesilen katma değer vergisi beyannameleri ile ilgili herhangi bir artırım yapılması, herhangi bir matrah artırımı yapılması söz konusu değil. Bu ödenen KDV, matrah artırımı sonucunda bir KDV ödedik. Bunu da hiçbir şekilde bundan bir indirim uygulayamam, işte geçmişte iadem vardı o dönemle ilgili, o iadeyi devredenim vardı, oradan mahsup edeyim. O da net bir beyannamedir. O tutarın mutlaka vergi dairesine borçlanılması gerekir. Bunu daha sonra mahsup yoluyla ödeyebilirim ama bu KDV'yi ödediğim matrah artırım nedeniyle ödediğim KDV'yi gider yazamam, maliyet olarak dikkate alamam, indirilecek katma değer vergisi olarak 191, indirilecek katma değer vergisi olarak dikkate almam mümkün değildir. Tecil terkin varsa, tecil terkin var. Çünkü hani ihraç kayıtlı satışlarda ne yapılır? Hesaplanır katma değer vergisi ama müşteriden tahsil edilmez. Bu da beyannamede o hesaplanan katma değer vergisi içerisinde yer alır. Müşteriden tahsil edilmemesine rağmen hesaplanan katma değer vergisi içerisinde yer alır. Aşağıda da beyannamenin altında da tecil edilebilir
katma değer vergisi olarak yazar. İhracatın gerçekleştiği dönemde tecil edilebilir katma değer vergisi olarak yazar. Bunu o eğer ihraç kayıtlı satış yapanlar veya katma değer vergisi kanunu geçici 17. maddesi kapsamında dahil de işleme rejimi kapsamında işlem yapanlar tecil edilebilir KDV'ye hesaplanan KDV'lerinden düşerek matrah artırımı yapacaklar. Yani benim ilgili yılda hesaplanan katma değer vergi toplamım 100 bin lira. O yılda tecil edilebilir vergilerimin toplamı 20 bin liraysa arttırma esas matrahım benim 80 bin lira olacak. Tamamı tecil terkin kapsamında işlemden oluşuyorsa veya yine bu da sunumumuzda var ama yeri gelmişken ifade edelim. Tamamı ya da onu yeri gelince ifade edelim. Orada örneğiyle beraber daha net anlatmak mümkün olabilir belki. Yine aynı şekilde gelir ve kurumlar vergisinde ifade ettik. Hani dedik ya hesaplanan KDV'yi alacağız ama daha önce biz düzeltme beyannameleri vermiştik. İşte onlar kesinleşti kanun yayım tarihine kadar. Daha önce biz incelenmiştik. Onlarla ilgili bir tarihiyat yapıldı. İşte o yapılan tarihiyatları, o kesinleşen düzeltme taleplerini de matrah arttırımıyla hesaplanan KDV'ye dönüştürüp o rakamları, o rakamla hani bana 10 bin lira KDV tarih edildi. 10 bin lira KDV'nin matrahı ne kadardır? Onu bulup ya da 10 bin lira katma değer vergisi tarih edildi. Bu hesaplanan KDV'den mi kaynaklanıyor, indirilecek KDV'den mi kaynaklanıyor? Bunu hesaplanan KDV şekline dönüştürüp hesaplanan KDV toplamlarını mutlaka eklemem lazım. Aylık seçim yapamıyorum katma değer vergisi artırımda. İşte benim 2014 yılının ilk 3 ayı riskliydi. Oradan artırım yapayım. Hayır, bunu yapamıyorum. 2014'ün tamamı için artırım yapmak zorundayım. Ama yıl tercihi yapabilirim. Örneğin sadece 2012'yi tercih ettim. Yıl tercihi yapabilirim ama aylık tercihi yapmam mümkün değil. Bunu söyledik. Sonraki döneme devreden katma değer vergisi varsa ve iade talebimiz veya tecil terkin talebimiz varsa mutlaka inceleme devam ediyor ama inceleme sadece bu konularla ilgili oluyor. Şimdi bu anlattık dedik ya yıllık hesaplanan katma değer vergisi toplamı. Beyanname vermeyen mükellefler, eksik veren mükellefler var. Onları da kısaca şöyle diyor tebliğde, şöyle açıklıyor. 3 döneme ilişkin beyanname verdiyse, en az 3 döneme ilişkin beyanname verdiyse sorun yok diyor. Biz burada diyor, sunumda sorun var ama. Şunu diyor, örnek vardı burada da örnek gelmedi. Okumadı galiba. Yani en az 3 döneme ilişkin, örneğin 5 döneme ilişkin beyanname verdi. Şimdi burada ne yapacağız? Bu 5 döneme ilişkin beyanname, bize yıllık hesaplanan katma değer vergisi lazım ya, yılın tamamı için yararlanman lazım. 5 dönemi topladık, 5'e böldük. Neyi bulduk? Aylık ortalamayı bulduk. Bulduğumuz aylık ortalamayla 12 ile çarptık. Neyi bulduk? Yıllık hesaplanan katma değer vergisini bulduk. Yıllık hesaplanan katma değer vergisi üzerinden de artırım yapmam gerekiyor. Ha, örnek burada tamam. Haziran, Temmuz ve Kasım dönemlerinde sadece beyanname vermiş mükellef. Bunların toplamı 270 bin liraymış. 270 bin lirayı 3'e böldük. Ortalaması 90 bin lira. 90 bin lirayı 12 ile çarptık. Yıllık hesaplanan katma değer vergisini bulduk. Bunun da yılımız 2014 yılıymış. %2'sini yeniden ödememiz gerekiyor. Ödenecek katma değer vergisi 21.600 lira olarak karşımıza çıkıyor. En fazla 2 döneme ilişkin beyanname verdiyse, yani 3 dönem verdiyse yeterli diyor. Ortalamayı alırım, yıla ibla ederim, oradan bir hesaplama yaparım diyor. Ama en fazla 2 tane döneme ilişkin beyanname verdiysen, bu sefer yapacak bir şeyim yok diyor. Gelir ve kurumlar vergisinden matrah arttırımı yapmış olman lazım diyor. Bu artırdığın matrahın da %18'ini KDV artırımı olarak ödemiş olman lazım diyor. En fazla 2 döneme ilişkin KDV beyannamesi verildiyse gelir ve kurumlar vergisinden matrah artırımı yapılmış olması gerekiyor. Arttırılan bu matrah üzerinden %18 KDV hesaplanmış olması gerekiyor. Bunun da KDV matrah artırım KDV artırımı olarak hesaplanmış olması gerekiyor. Şimdi burada diyor ki İlgili takvim yılı içindeki aynen kanun maddesi bu. İlgili burayla ilgili çok sorun yaşıyoruz. Hatta da çözümünü de şu anda net yok bence. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının, bakın tamamının, istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde. Yani
sizin bir yıldaki işlemlerinizin tamamı ihracat. Veya bir yıldaki işlemlerimizin tamamı ihraç kayıtlı teslim. Yani hepsi tecil telkin edilecek. Yani elimizde hesaplanan KDV, bir sürü beyanname vermişsiniz, bir sürü işlem var ama hesaplanan KDV sıfır çıkıyor. İhracat nedeniyle, tecil telkin nedeniyle. Ama matrah artırımı yapmak istiyorsunuz. Ama bakın diyor ki kanunda, işlemlerinin tamamı diyor. İşlemlerinin tamamı. Ama matrah artırımı yapmak istiyorsanız o zaman diyor ki gelir ve kurumlar vergisinde, hani az önce beyanname vermeyen mükellefler var ya onun gibi. Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinden yönünden diyor beyanname matrah artırımı yapmanız lazım. Artırdığınız matrahın da %18'ini ödemiş olmanız lazım. Gelir ve kurumlar vergisinden artırım yapmanız, artırımın %18'ini ödemiş olmanız lazım. Bazı dönemlerde varsa bu, yani ihracat örneğin 3 dönemde var. Kanunda yine buna şu kadar ki diye devam ediyor. Şu kadar ki bazı dönemlerde bu istisnalar veya tecil telkin nedeniyle hesaplanan KDV'nin olmadığı dönemlerde de bu kıyaslama yapılır diyor. Sorun yok. Benim 3 dönemde ihracatım var, 9 dönemde hesaplanan KDV'm var. Topladım hesaplanan KDV'lerimi, 100 bin lira çıktı. 100 bin liranın %1,5'u kaç işte onu ödeyeceğim. Ama şunu yap, hayır 100 bin çıktı ya bir dakika bekleyin diyor. Bir de sen o kurumlar vergisinden arttırımda bulunman lazım. Kurumlar vergisinden arttırımda bulundun. Kaç lira çıktı? 120 bin lira çıktı. O zaman 100 bin lirayı unut. 120 binin %18'ini ödemen lazım katma değer vergisi olarak. Kurumlar vergisi kaç lira çıktı? 90 bin lira çıktı. Tamam 90'ı arttır, KDV ile ilgili de 100 bin lirayı arttır diyor. Kıyaslama yap diyor. Bu kıyaslamayı ne için söylüyor? Tekrar söylüyorum. Beyannamelerinizde bazı dönemlerinde ihracat ve tecil telkin nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinin olmaması halinde bu kıyaslamayı yap diyor. Tamamı zaten ihracat veya tecil telkinse mecbur kurumlar matrahının %18'ini ödeyeceksin. Buradan da şu soru hep ortaya çıkıyor. Buna sistem nasıl onay verecek? Rıza Bey'le de biz onu konuştuk seminere başlamadan önce. Örneğin ben gayri faaldim. Yılın 4 döneminde gayri faaldim. Yılın 8 döneminde faaliyetim vardı. Hesaplanan katma değer vergim var. 8 dönemde var. Toplamı 100 bin lira. 4 dönemde yok ama olmamasının sebebi ihracat değil. Tecil telkin değil. Mal satmamışım. Tarım ürünlerinde kışın yatmışım. İş yapmamışım. Matrahım yok. Hesaplanan katma değer vergisi yok. O zaman bu kıyaslama yapılacak mı yapılmayacak mı? Buna ilişkin yapılacak diyenler var, yapılmayacak diyenler var. Tebliğ bunun net cevabını vermiyor. Tebliğde bir 20 numaralı örnek var. 20 numaralı örneğe bakınca bu kıyaslama yapılmayacakmış gibi görüyoruz. 24 numaralı örneğe bakınca bu kıyaslama yapılacakmış gibi görüyoruz. Net bir sonuca ulaşamıyoruz. Bunun net sonucunu ama ben yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. En azından yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu durumda zaten bizim hesaplanan KDV'miz yani tecil telkin ve ihracatımız yokken ek 15'i veriyoruz. Ek 15 ile beyan ediyoruz. Diğer hallerde ek 16 ve ek 16 yani ihracat ve tecil telkinimiz varsa ek 16 ve ek 17'yi kullanıyoruz. Ek 16 ve ek 17 verildiğinde sistem muhtemelen bir kıyaslama yapacak. Hani kurumlar vergisinden yaptı mı? Yaptıysa kaç çıktı? Hangisi yüksekti? Ek 15 verildiğinde bence sistem bir yapmaması gerekiyor en azından. Ama Rıza Bey kötü kötü bakıyor bana sanki yaptıracaklarmış. Sisteme o yönde müdahale edeceklermiş gibi geliyor. Bunu sistem kurulunca aslında bu sorunun cevabını bulabileceğiz. Umarım derdimi net anlatabilmişimdir bu konuda. Katma değer vergisi kıyaslamasıyla ilgili bir örnek var yine bu anlattığım konuyla ilgili. Dediğim gibi bunlar paylaşılacak. Stopajda arttırım. Ne kadar oldu ben hani hiç süre bilmiyorum. Çok kişiyi bekletiyorum ama 10 dakikaya kadar toparlarsam matrah arttırımı bitti o zaman diyorum. Stoktan bahsetmek lazım biraz çünkü. Stopajda arttırım var değerli meslektaşlar. Stopajda hangi stopajda? Hızlıca geçelim. Ücretlerde, ücretlerin gayri safi ödemelerinin yıllık toplamını, yıllık toplamı üzerinden yeniden bir işte 2010 için %6, 2015 için %2'ye kadar geliyor. Bakın gayri safi ödemeleri üzerinden yeniden bir vergi hesaplıyoruz. Gayri safi ödemeleri üzerinden yeniden bir. Bu ne demek? Şu demek ücretlerle ilgili hani bu çok uygulanabilir. O yüzden ücretler üzerinde biraz durmakta fayda var. Vergiye tabi ücretleri muhtasar beyannamelerden toplayacağız. Bunların toplamına işte 2011 için %6, 2015 için %2'yi
yeniden ödeyeceğiz. Ücretler yönünden herhangi bir vergi incelemesi ve tarihat, ücret stopajı yönünden herhangi bir vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak. Ben bunun için, ücret için yine bir asgari belirlemesi var. Ücret için şöyle, beyanname, asgari belirlemesi yok. Ücrette tüm dönem verdiyseniz gayri safi ödemelerin toplamını alıyorsunuz. Muhtasar beyannamede bir ay vermeniz yeterli diyor. Bir ay verdiyseniz ücret ödemesini 12 ile çarparım. Yıllık ödemelerinizin gayri safi tutarı olur. Onun üzerinden artırımda bulunabilirsiniz diyor. Hiç vermediyseniz muhtasar beyanname, o ilgili yıl için verdiğiniz prim hizmet bildirgesine esas alırım. Yıl sonunda belirlenen asgari ücrete esas alırım. İkisini çarparım. Ücretlerin gayri safi ödemelerini bulurum. Oradan artırım da yapabilirsiniz diyor. İlgili yıl için prim hizmet bildirgesi vermediyseniz o yıldan sonra kanun yayım tarihine kadar olan dönemde verdiğiniz ilk prim hizmet bildirgesini esas alırım diyor. Onu da vermediyseniz yine de yararlanmak istiyorsanız iki işçi çalıştırdığınızı kabul ederim diyor. İki işçi üzerinden işte ilgili yıllar için yıl sonunda geçerli asgari ücreti esas alarak matrah artırımında bulunabilirsiniz diyor. Vergi artırımında bulunabilirsiniz diyor. Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerdeki stopajlarda yine artırım yapma imkanı var. Yıllara sarı inşaat onarım işlerine ilişkin ödemelerde artırım yapma imkanı var. Kira ödemelerine ilişkin işlemlerde artırım yapma imkanı var. Çiftçilere yapılan ödemelerde, vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerde, bunlarla ilgili stopajlarda bir sorun hissediliyorsa mutlaka, hani hangisi daha çok olabilir? Benim tahminim ücret olabilir ama ücretin de hem SGK'nın birbiriyle, vergi dairesiyle karşılıklı çalışması, yani düşünün, bir tarafa hizmet bildirgesi veriliyor, bir yere muhtasar beyanname verilmiyor. Çok ihtimal dahilinde olmayacağını düşünüyorum ben artık bunların son dönemde. Yıllara sarı inşaat onarım işleriyle ilgili sorun olabilir. Hani inşaat yapılmıştır, genelde öyle yapılır. Sözleşmeler bir yıllık yapılır stopaj olmasın diye. Sonra iş sarkar, o olur bu olur, biz işin içinden çıkmakta zorlanırız. O tür riskler olabilir, bunlar için artırımlar yapılabilir. Oranlar ve asgari tutarlar var değerli meslektaşlar. Bunların üzerinde durmuyorum süreyi etkin kullanabilmek için. Şunun üzerinde durmamız lazım. Stopajlarda matrah artırımından bahsediyoruz ya aslında. En önemli stopaj hangi stopaj? Kar dağıtım stopajı. Kar dağıtım stopajı ile ilgili matrah artıramazsınız diyor. Şimdi böyle olunca ben korkuyorum. Yani hani matrah bu şu demek aslında. Yani kurumlar vergisi incelemesi yapılmaz dedik ya, hani kurumlar vergisinde matrah artıranlara. Kurumlar vergisi incelemesi yapılmaz dedik. Ama temettü stopajı, kar dağıtım stopajından artırıma izin vermiyor bize. Şimdi son yıllardaki incelemelerde hep şu oldu. Örneğin 2015 yılı incelendi. Kayıt dışı hasılat tespit edildi. Kayıt dışı hasılat tespit edildi. 100 bin lira. Bu kayıt dışı hasılata ne yaptılar? %20 kurumlar vergisi aldılar. Ve hatta dediler ki bu kayıt dışı hasılatı, bunu ortağa dağıttın sen dediler. Ortağa dağıttın. Bu 100 bin lira üzerinden de %15 kar dağıtım stopajı istediler ki yargı da bu kararları, bu işlemleri onaylayan kararlar verdi aslında. Şimdi o zaman bizim kurumlarla beraber aslında kar dağıtım stopajını da arttırmamız gerekiyordu. Tamamen incelemelerden istisna olabilmek için. Niye bunu söylüyorum? Şöyle yapabilirler. 2015 yılı defter ve belgelerinizi ibraz edin dediler size. Matrah artırımında bulunduk dediniz. Tamam, kurumlar vergisini incelemeyeceğiz. Kar dağıtım stopajını inceleyeceğiz dediler. Bu kar dağıtımı neyle, nereden kar dağıtım stopaj matrahına bulabilir? Kurumun kazancından bulabilir. Dolayısıyla kurumun kazancını oluşturan tüm unsurları inceleyebilir. Bir fark bulur. Bu farkı bulduğu fark üzerinden kurumlar vergisi tarihatı yapmaz. Yapamaz çünkü matrah artırım yaptım. Ama %15 kar dağıtım tarihatı yapabilir. Bu yönüyle riskli görüyorum. Bu yönüyle incelemeler sürecinde sorunlar yaşayabileceğimizi öngörüyorum. Umarım ben yanılırım ama kanunda kar dağıtım stopajıyla ilgili herhangi bir artırım imkanı ne yazık ki yok. Tahakkuk eden vergi ödemelerini söyledik. İşte Ekim sonuna kadar başvuru yapılması lazım. Kasım sonuna kadar peşin olarak hepsini ödeyebiliriz. Veya işte gördüğünüz katsayılar uygulanarak 18 aya kadar taksit yapılması mümkün. Ödenmezse ne olacağını söyledik. O bizim borcumuz artık. Yararlanmaya devam ederiz ama gecikme zammının iki katıyla beraber tahsil edilecek. Bu verilen beyannameler için damga vergisi istenmiyor.
matrah arttırımında bulunduk. O yıllarla ilgili dedi ki riskimiz var, matrah arttırımında bulunduk. O yıllarla ilgili verilmeyen beyanname vermeyenler matrah arttırımında bulunurlarsa verilmeyen o beyannamelerle ilgili usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. İncelemelerden bahsettik. 30 Eylül tarihi önemli. Önce başlayan öncelemeler 30 Eylül tarihine kadar bitirilmek zorunda. Matrah arttırımın mahsubundan bahsettik. Stok affından bahsedelim kısaca. Stok affı. Aslında hani bence bu kanunun da şimdi stok affında şu var. Birincisi, ya benim malım var elimde ama kayıtlarımda yok. Bu malı kayıtlarıma almam lazım. İkincisi şu. Benim kayıtlarımda var ama işletmede o mal yok. Benim bunu çıkmam lazım. Bunlardan birincisi bu kanunun bence en büyük affı. Yani işletmeye emtia koymak. Duracağım üzerinde kısaca açıklayacağım. İşletmeye emtia koymak bence bu kanunda yararlanılabilecek en büyük fırsat. Öbürü de af değil zaten. Yani kayıtlarımda mal var, gerçekte yok. Ben bunu her zaman faturayla çıkabilirim, pişmanlıkla beyanname veririm. Ben bunu her fırsatta düzeltebilirim. Bunu diyor ki düzelt diyor işte. Gecikme zammı, pişmanlık zammı da uygulanmadan düzelt diyor aslında. Şimdi ilki üzerinde duralım. Bizim işletmemizde mal var. Niye vardır bizim işletmemizde mal? Faturasız alışımız vardır demek ki. Ya da maliyetlere çok yedirmişizdir demek ki. Öyle sorunlarımız hani. Öyle sorunlarım dur da biz bizeyiz, ben biraz açık konuşacağım. Hani buraların vergiyi etkilemesiyle ilgili. Elimizde faturasız alış var veya maliyetlere fazla yedirmişiz. Dolayısıyla gerçek depomuza gidiyoruz, depomuz dolu, kayıtlara bakıyoruz, mal yok. Bunu diyor ki işte kanun, o malları getir diyor, işletmenin kayıtlarını al diyor. O malları işletmenin kayıtlarını al. Nasıl alacağım ben o malları işletmenin kayıtlarına? Malları veya demirbaşları veya makineleri. Şimdi malları almak özellikle avantajlı. Şöyle bir avantajı var. Bunları işletmene al. Bu kayıt üzerinden gidelim. Ticari malı işletmeye kaydettik. 20 bin liralık bizim malımız varmış ama kayıtlarımız da yokmuş. Aynen mal satın alır gibi bir kayıt yapıyoruz. KDV, burada %10 KDV gözüküyor bakın. %10 KDV'yi kendiniz hesaplayın diyor. Bunların değerini de, raiç değerini kendiniz bulun. 20 bin lira raiç değer, bunu kendiniz bulun. 20 bin lira yazın. %18 oranına tabi olan mallarda veya işte demirbaşlarda %10 oranını esas alarak KDV hesaplayın. 2 numaralı KDV beyannamesiyle beyan edin diyor. %8 veya %1 indirimli KDV oranı varsa da bunların yarısını esas alın diyor. Yani tekstil ürünlerinde örneğin %4'ü alın diyor. %1'e tabi bir ürününüz varsa %0.5 alın diyor KDV olarak. Ve bunu emtiada indirilecek KDV olarak yazın diyor. Bakın şimdi bu mükellef ne yaptı? 2000 lira KDV'yi 2 numaralı KDV beyannamesinde beyan etti. 30 Kasım tarihine kadar ödeyecek. Bu kaydı Eylül ayında yaptı. 2000 lirayı indirdi. Yani 2000 lira indirdi, 2000 lira ödeyecek. Değişen bir şey oldu mu? Ödenecek KDV çıkıyorsa eğer değişecek bir şey yok. Hatta KDV finansmanı var 2 aylık. Çünkü bu kaydı ben Eylül'de yaptım. 2000 liranın ödemesini 2 nolu beyannameyle Kasım sonuna kadar yapacağım. Bir kere stoğuma mal girdim. Bundan sonra ne yapacağım? Bu malı maliyetlerimde kullanabilirim. Bu sadece mal olarak da düşünmeyin. Ham madde de girebilirsiniz. Yarı mamül de girebilirsiniz. KDV'yi indirdim. KDV yönünden bir kaybım yok. Gelelim alacaklı tarafa, pasif tarafa. Bir karşılık hesabı oluşturun diyor. 525 kayda alınan emtia karşılığı. Karşılığı oluşturduk 20 bin lira. Ödenecek fonları da 2 bin lira yazdık. Bu 2 bin lirayı Kasım sonuna kadar ödeyeceğiz. Şimdi burada ne yaptım? KDV açısından bir kaybım olmadı. İndirdim, ödedim. İşletmeme mal aldım. Bunu eğer yarı mamul aldıysam maliyetlerimde kullanabileceğim. Ticari malsa satılan malın maliyetine ekleyebileceğim. Yani kar oranında bir etkisi olacak diyeyim çok genel hatlarla. Ve bu kayda alınan emtia karşılığı en önemlisi bu. Hatta bunun karşılığını da biliyorsanız örneğin diyor ki bunu diyor sizin kasadan ödediniz veya bunu ortaklarınız ödedi. Kayda alınan emtia karşılığı yazmayın diyor. 100 kasa yazın diyor. İşte 101 103 verilen çekler yazın diyor.
131 ortaklardan alacaklar yazın diyor isterseniz. Bakın birazdan bahsedeceğiz. Kasa ve ortak cari düzeltmesi var ya, %3 vergi ödüyorsunuz onu düzeltmek için. Ben eğer böyle bir durumum varsa bunu beyan ederim. Karşılığına da 131 yazarım. %3'ü ödemeden 131'i de düzeltmiş olurum. Onu bir tarafa bırakıyorum. Onu yapmayalım. Bunu önermem de. Daha da avantajlı bir durum var. Bu kayda alınan emtia karşılığı işletmeden çekilirse, ortaklara dağıtılırsa herhangi bir vergilendirme yapılmaz diyor. Süper bir şey. Yani bu diyor ki vergisiz kar dağıtımı yapabilirsiniz istediğiniz zaman diyor. Oluşturun diyor karşılık hesabını. 3 yıl sonra kar dağıtmayın, buradan dağıtın parayı diyor. Buradan ortağınıza gönderin diyor. Yani o yüzden 100'ü, 103'ü, 100'ü, 131'i burayla kapatmayalım. %3 vergi ödeyerek kapatalım gerekiyorsa. Ama bu karşılığı bırakalım çünkü bu karşılığı biz istediğimiz zaman kar dağıtımında kullanacağımız bir vergisiz kar dağıtımına izin veren bir karşılık olarak kullanabileceğiz. Ama hangi karşılık? Emtia karşılığı. Aynı şeyi demirbaş karşılığı için demiyor. Yani emtia karşılığı işletmeden çekilebilir, ortağa verilir, bu kar dağıtımı sayılmaz, vergilendirilmez diyor. Ama o aynı konuyu demirbaş karşılığı için demiyor. Demirbaş karşılığında birikmiş amortisman kabul edilir diyor. Bu kaydı yapıyor. KDV'sini indirime izin vermiyor. Demirbaş'ta, makine teçhizatta, emtiada, yarı mamul mamulda KDV'yi indirime izin veriyordu. Burada KDV'ye indirime izin vermiyor. Bunu diyor diğer olan üstü gider veya zarar olarak dikkate alacaksınız diyor. Bu oluşan karşılığı da birikmiş amortisman kabul edeceksiniz diyor. Dönem sonunda bir kayıt daha yapıyor bununla ilgili. 526'yı kapatıyor, yerine 257'yi açıyor. Hatta satılırsa, bu kıymet satılırsa 100 bin liradan aşağıya satamazsınız. 5 bin liraya bile sattıysanız kayıtta 100 bin liraya satış yapmanız gerekir diyor. Hatta o birikmiş amortisman kabul ettiği, ki zamanında gider yazmadığımız tutarı da hasılata ilave ediyor. Bence onu yapmaması lazım kesinlikle. Çünkü benim zamanında gider yazmadığım bir kayıdan yapması lazım. Kayıtlarda birikmiş amortismanı kapatabilmek için o kaydı yapmam lazım. Ama benim o birikmiş amortismanı mutlaka kanunen kabul edilmeyen gelir olarak dikkate almam gerekiyor. Yani bu faturasız alışın düzeltmesi ciddi de bir vergi planlaması imkanı sağlıyor gibi gözüküyor. Şiddetle tavsiye edilir tarafımca. Tabii ki şartlar buna uygunsa ilgilendiğiniz işletmelerde. Diğeri faturasız satışın düzeltmesi dedim ya, bu aslında bir af değil. Biz bunu her zaman yapabiliriz. Pişmanlıkla beyanname vererek yapabiliriz. Bu şuna yarıyor, pişmanlık zammını engelliyor. İşte 30 Kasım tarihine kadar fatura kesin diyor. Faturaya şunu yazacaksınız. 667-36 sayılı kanun 6 Taksim 2. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir yazacaksınız. Ha, az önce hani faturasız alıştan bahsettik ya, onunla ilgili de BA formu vermemiz gerekiyor. O düzeltmeyi yaptığımız dönemde muhtelif satıcılar yazıyoruz. 333-33-33-33 vergi kimlik numarası yazıyoruz. BA formu veriyoruz. Burada faturasız satışta, yani kayıtlarımda olmayan malı çıkma durumunda form BS veriyoruz. Form BS veriyoruz burada. Muhtelif alıcılar yazıyoruz. 444-44-44-44 diye de vergi kimlik numarasını giriyoruz. Düzenleyeceğimiz faturadaki ibare belli. Gayri safi kar oranlarını esas alarak fatura düzenleyin diyor. Eğer gayri safi kar oranını bilmiyorsanız ilgili meslek kuruluşundan uyguladığı kar oranını esas alabilirsiniz diyor. Burada çıkan KDV'yi 3 eşit taksitte ödeyebilirsiniz diyor. Kasım sonuna kadar yaptınız. Kasım'da ilk taksiti ödeyebilirsiniz. Sonraki taksiti Kasım, Aralık, Ocak'ta ödeyebilirsiniz. Sonraki taksiti Mart'ta ödeyebilirsiniz. Mart 2017'de ödeyebilirsiniz diyor. Bu eczaneler için biraz avantajlı. O da yoktu hatta. Daha sonra tasarı da geldi. Eczanelerde KDV'yi %4 alabilirsiniz diyor. KDV'yi %4 alabilirsiniz çıkış yaparken ve maliyet bedeliyle üzerine herhangi bir kar koymadan bu işlemi, faturasız satışın kaydını yapabilirsiniz diyor stok kaydıyla ilgili. Bunun muhasebe kaydı da bu. Sonuçta bir fatura düzenliyoruz. Fatura düzenliyoruz. Katma değer vergisini hesaplıyoruz. Karşılığında da borçlu hesap, diğer olağanüstü gider ve zararlar ve sonuçta beyannamede de
kanunen kabul edilmeyen gider oluyor. Bu tutarlar da az önce kasa ve ortak çağrı, az sonra kasa ve ortak çağrı düzeltmesinde de söyleyeceğim. Orada bir düzenleme yaptılar ama bu hep başımıza bela oldu biliyorsunuz 6111 döneminde. Nasıl bela oldu? İşte bankalar bizim tüm bilançolarımızı zarara çevirdi. Bankalar bilançolarımızı kabul etmedi. Kredileri geri çağırmaya başladı. 2011 hep, bu sefer de 2015-2016 hep zarara dönecek. Bunlar nedeniyle diğer olağanüstü gider ve zararlar nedeniyle. Bunu kasa ve ortaklar caride kısmen çözdüler. Bela olmasını az sonra bahsedeceğim. Yapacak bir şey yok ama hani bu düzeltmede diğer olağanüstü gider ve zararlar. Eğer bunun da diyor hani mal sattınız karşılığında da paranın geldiği yeri biliyorsanız örneğin çek aldınız. Örneğin kasanıza girdi. Örneğin ortak tahsil etmişti. O zaman gider ve zarar yazmayın ortak tahsil etmişti yazın. 131 yazın diyor. Onu uygulayabilirsiniz eğer bankalarla sorunları olan firmalarımız varsa en azından. Kasa ve ortaklar cari hani biliyoruz aslında çok burada her dönem sonu işlemleri seminerinde de biz bu kasa ortaklar cari düzeltmesinden 6111'den bahsetmeye devam ediyorduk. %3 ödeyin kasanızdaki fiktif tutarları temizleyin diyor. Ortaklardan alacaklar ve ortaklardan borçlar arasındaki net tutara %3 hesaplayın, bunu diyor çıkartın, bu fiktif tutarları çıkartın diyor. Tebliğde tabii fiktif tutar diyemiyor da ortaklarla olan borç ve alacak ilişkilerinden kaynaklanan işlemler nedeniyle oluşan net tutarlar diyor. 6111'de sadece 131 ile işte 331 arasındaki, yani 131-231 toplamından 331-431 toplamını düşerdiniz, aradaki farkı düzeltmeye konu ederdiniz. Burada diyor ki bunlarla ilgili diğer hesaplar diyor. Bu kanunda ilk kez dedi bunu. Bu ne demek? Şu yapılıyordu işte dönem sonu işlemleri seminerlerinde biz bahsediyorduk. Kasada bizim 5 milyon gözüküyor mesela ya da 2 milyon gözüküyor. Ya buna adat yap diyoruz işletmeye yapmıyor. Yok et diyor. Nasıl yok edersin? Hep yapmayalım bunu diye biz anlatırdık. İşte o zaman avansları alalım. İşte o zaman senetli alacak yapalım gibi işlemler yapılırdı biliyorsunuz. Hani bu bir muhasebe hilesidir diye biz burada hep anlattık. Daha çok başımız ağrır. Bunu yapmamamız lazım. Adat yapılmamış olarak kalsın gerekiyorsa. Şimdi bunları o 6111 tecrübesinde bunlar yapıldı. Bunları yapanlar 100'den çıkarıp 159'a koydular. 159'u bu sefer düzeltemediler. Niye? Çünkü kanun bize 100'ü ve 131'i düzeltme imkanı veriyordu. Burada işte dedi ki kasa, ortaklar, cari ve bunlarla ilgili diğer hesaplar. Yani ortaklarla ilgili olup da vergisel riskler amacıyla başka hesaplara gömülenler de varsa bunları da düzeltebilirsiniz diyor kanun. 226 hatta verilen depozito ve teminatlarla ilgili de bir örnek veriyor genel tebliğde. Bunu da ortak çekmiştir diyor. Dolayısıyla bunu da düzeltebilirsiniz diyor. Yine bunu muhasebe kaydı üzerinden konuşalım. Şimdi ortaklara borçlarla ortaklara arasındaki fark 1-1,5 milyon lira arasındaki farkı düzelteceğim ben. Düzeltmedeki esas alacağım rakam 31-12-2015'teki rakam. Esas alacağım kasa veya esas alacağım 131 rakamı 31-12-2015'teki rakam. Ama bu rakam farz edin ki düştü. Nisan ayında ya da işte Haziran sonunda bu rakam 1 milyon liraydı 700 bin lirayı düştü. Ben şimdi 1 milyon lirayı düzeltirsem o zaman kasa 300 bin lira terse dönmüş olur. O yüzden diyor ki 2016 yılı içindeki dip rakamı düzeltmeye konu olur diyor. 2016 yılı içerisindeki dip rakamı. 31-12-2015'e esas alırım, onu düzelteceğim. Ama dip rakamı, 2016 yılı içindeki dip rakamı esas alacağım. Her halükarda da düzeltmenin yapıldığı tarihteki kasa ve ortaklar carinin bakiyesini geçemeyecek. Her halükarda düzeltmenin yapıldığı tarihteki bakiyeyi geçemeyecek. Burada aradaki fark 500 bin liraymış. 500 bin lirayı düzeltiyorum. Ortaklara borçları kapattım. 1 milyon lira, ortaklardan alacaklardan 1,5 milyon lira çıkıyorum. Aradaki net tutar düzeltmeye konuya ne kadarmış bu net tutar? 500 bin liraymış. 500 bin lirayı diğer olağan dışı gider ve zararlar yazdım. Beyannamede KKG olarak ekleyeceğim. Ödenecek vergi ve fon %3 vergi var. Bu %3 vergiyi beyanname verme süresi içerisinde ödememiz gerekiyor. İşte ne dedik? Hani hep onu anlatıyorduk. Bu 515 diğer olağanüstü gider ve zararlar 2016 bilançolarını terse çevirecek. Bu da başımıza bela olacak. Bu sefer dedi ki işte tebliğde bu önden öncekilerde demiyordu. Bunu geçici hesaba alabilirsiniz. Aktif geçici hesap yapabilirsiniz bunu dedi.
Yani bunu diğer olağan dışı gider ve zarar yazmak yerine aktif geçici hesap 296'ya almış örneğin, örnekte tebliğde. 290 hani bu şu demek, aktif hesaplardan birini kapat birini aç ve bana %3 vergi öde demek. Ama hani onlar adattan kurtulmuş oluyoruz, adat riskinden kurtulmuş oluyoruz. En azından o anlamda yapılabilir ve ortağa kar dağıtımı yönüyle bir eleştiriden kurtulmuş oluyoruz. Aktif geçici hesap 296'ya aldık. Ne olacak, o ömür boyu orada mı duracak? Bunu da mutlaka yine hani atıyorum 3 yıl sonra bu sefer karlı bir dönemimiz var. Karlı bir dönem yakaladık. Bunu gider yazarız. O dönemde bilançomuzun terse dönmesi bizi çok etkilemez. 3 yıl sonra geldik 2009'a. Geçmiş dönem zararları olarak geçici hesabı kapatıp geçmiş dönem zararları hesabına alabiliriz. En büyük yeniliği bu. Yani hani bankalardan bu kasa ve ortak cari düzeltme hesabıyla aktif geçici hesap kullanılabilir 689 yerine. Ama 15 bin lira her zaman 15 bin lira, o diğer olağanüstü gider ve zarar. Yani hani ödediğimiz vergi var ya, ödenecek vergi ve fonlar, onu aktif geçici hesaba almamız tabii ki mümkün değil. Onu kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Şundan son olarak bahsediyorum. Çok özür diliyorum. Sonra konuşmacılar var. Vaktinizi çok fazla aldım ama hani konuyu toparlamakta da zorlanıyorum. Ve biz yıllardır yine dönem sonu işlemleri seminerlerinde hep şunu eleştirdik. Çünkü bize dediler ki işte bu kasayı ortak cariyi düzelttik, gider yazdık. Sonra dedik ki ne yapalım, biz bundan kurtulmamız lazım. Geçmiş yıllar karlarından mahsup edelim dedik. Ve özelge verdiler. Dediler ki geçmiş yıllar karlarından mahsup etmeniz kar dağıtımı sayılır. %15 kar dağıtım stopajı ödemeniz gerekir dediler. Hayda, ben zaten bu düzeltmeyi niye yaptım? Kar dağıtımı stopajı yapmayayım diye yaptım. Yani ben zaten bugün kar dağıtım kararı alarak bu tutarların hepsinden kurtulabilirim %15'i ödeyeceksem eğer. Aynı risk yine devam ediyor. Onu vurgulamak istiyorum. Aynı risk yine devam ediyor. Eğer ben bunu hani geçmiş yıllar karlarından mahsup edeceksem, çünkü bu özelgeleri Maliye Bakanlığı'nın artık süreklilik kazandı. Ve hatta tebliğde de diyor ki bu 689'a yazdığınız rakamlar dağıtılabilir karınızı azaltmaz sizin diyor. Dolayısıyla kar dağıtımının içinde bir unsur olarak bulunur diyor. O özelgeler de zaten ona dayanılarak verilmişti. Eğer geçmiş yıl karlarından mahsup ederseniz kar dağıtımı yapmış olursunuz. %5 vergi ödemeniz, %15 kar dağıtımı stopajı yapmanız gerekir diyor. Yurt dışında bulunan alacakları Türkiye'ye getirmek ve yurt içindeki yastık altındaki kıymetleri işletmelere dahil etmek üzerinde Rıza Bey kısaca durdu. Bunun da zaten şöyle, bu bir hani mesela 5811 vardı, bu kanundu ve burada şey diyordu, işte bunlar bulunan matrah farklarından mahsup edilir diyordu, getirilen kıymetler daha sonra yapılacak incelemelerde bulunan matrah farklarından mahsup edilir diyordu. Vergisel bir avantaj sunuyordu. Burada vergisel bir avantajı yok, ama getirin diyor, bunlarla ilgili bir sorgu sual yapmayacağız diyor. Hatta işte yastık altınızda bugüne kadar elde ettiğiniz kayıt dışı hasılatınız varsa getirin, onu da getirin işletmeye koyun. Sonra tekrar çekin hatta işletmeden, yine kar dağıtımı sayılmayacak, vergilendirme yapılmayacak diyor. Değerli vakitlerinizi aldığım için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Soru cevap bölümünde de yine devam edeceğiz. Evet. Emre Üstadımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de kesemedim. Hem konu çok önemli hem de güzel bir sunumdu. Ama yine çok önemli bir bölüm arkadaşlar bizim için. Süratle de sanıyorum sunumları tamamlayacağız. Lütfen sabrınıza da sığınıyoruz. Çünkü bu bölüm özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerimizi düzenleyen bir bölüm. Yine bir yapılandırma. Asgari işçilik, idari para cezalarını kapsıyor. Her zaman bizi yalnız bırakmayan, gerçekten sadece eğitimlerde değil, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerimizde de son derece çözüm odaklı yaklaşan üstadımız. Şimdi Murat Özdamar'a ben sözü vermek istiyorum. Buyurun üstadım. Demek ki Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili çok fazla problemi yok arkadaşlarımızın bir kısmının.
saygıdeğer meslek mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhtemelen soruları vardır da uzun bir zaman olduğu için bizim de şanssızlığımız sona kalan dona kalır diye atasözü var. Ben de meslek mensuplarını fazla üzmeme, fazla bekletmeme adına zaten bir bölümü aynı esaslar üzerine kurulu olduğu için fazla uzatmadan geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ait olup 19 Ağustos 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, yani yanında işçi çalıştırmasına rağmen bir şekilde işçisi adına bildirgeyi vermesine rağmen 2016 ve 6. ay dahil olmak üzere önceki aylarda primi ödenmemişse, yine işsizlik sigorta primi ödenmemişse, yine çalışan emekli ise bunun sosyal güvenlik destek primi ödenmemişse veya kendisi emekli olmasına rağmen 1 Mart 2016 tarihinden önce şirket ortağı, vergi mükellefi gibi ticari faaliyet içinde olması hasebiyle maaşından destek primi kesilmesi gerektiği halde kesilmemişse veya ödenebilir kabiliyette olan isteğe bağlı sigorta primi veya 1 Ekim 2008 tarihinden önce avukatlar için topluluk sigortası veya aynı şekilde noterler için veya yurt dışında iş üstlenen işverenler açısından 5G sigortalılığı ya da eski adıyla topluluk sigortası, yine kamu kurum kuruluşları için emekli keseneği, yine idari para cezaları, belgeye dayalı idari para cezaları, yine tahsili SGK tarafından yapılan damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı gibi ödemeler, yine istisnai olarak özel bina inşaatları ya da ihale konusu iş nedeniyle asgari işçilik hesaplaması yapılarak fark prim borcu tahakkuk ettirilmişse, buna ilişkin borçlar yapılandırma kapsamında olacak. İdari para cezalarında tahakkuk, para cezasının ilgiliye tebliğini takip eden 16. günden itibaren kesinleşir. Yani ilk 15 gün içerisinde kesinleşmez. Dolayısıyla dönemi eski olsa bile, kanun böyle, dönemi eski olsa bile, eğer para cezası 19.8.2016 tarihinden 16 gün geriye giderseniz, eğer 3'üne kadar, 3 Ağustos 2016'ya kadar tebliğ almamış iseniz kesinleşmeyeceğinden yapılandırma kapsamında bunu yapılandırabilmek, yani %50 borcun silinmesi imkanından yararlanabilmek maalesef mümkün olmayacak. Zaten gecikme zammıyla ilgili bir problem olmayacaktı. Zaten 30.06.2016'ya kadarki tefettüfe oranları alınacağı için sorun olmayacaktı ama ana para anlamında %50 yerine artık tebligat olmamışsa %75 peşin ödeme indirimiyle ancak bu imkandan yararlanmak mümkün. Neler yapılandırma kapsamında? Rücu alacakları, yine gerek 1 Mayıs 2008 tarihi itibariyle 60 ayı aştığı için sigortalılık süresi durdurulan normal bağkurlularla tarım bağkurluların, gerek 1 Mart 2015 tarihi itibariyle 12 ayı aşan prim borçları bulunduğu için sigortalılık süreleri ve borçları silinmiş olan kişilerin bu süreleri ihya edebilmesi, yani canlandırabilmesi yasayla mümkün değil, yani yapılandırarak mümkün değil. Cari usullere göre bunlar her zaman askerlik borçlanması yapar gibi tamamını 3 ay içerisinde ödemek koşuluyla, rakam olarak da askerlik borçlanmasına yakın bir rakamdır, bir puan daha fazladır, İhya etme yani canlandırma imkanına sahipler. Yine sağlık hizmet sunucusu dediğimiz hastaneler, optik, eczane gibi SGK'nın hizmet aldığı yerlere uygulanmış olan cezalar söz konusuysa bunların da yapılandırması mümkün olmadığı gibi kira alacaklarının da yapılandırılması mümkün değil. Daha önce üstadlarımız anlattığı için
esasına girmemize gerek yok. Basit anlatımıyla halkın enflasyonu dediğimiz enflasyon oranında gecikme zammı yerine bir uygulama gelmiş olacak. Dolayısıyla da daha yüksek gecikme cezası ve gecikme zammı ödemek yerine basit usule göre hesaplanmış olan enflasyon üzerinden yeniden hesaplanma söz konusu olduğu gibi para cezaları için %50 terkin, yine peşin ödemenin seçilmesi durumunda enflasyon farkının da yine %50'si, yani yarısı bir anlamda seçilmiş olacak. Burada benim esasında öncelikle anlatmak istediğim, değinmek istediğim şu arkadaşlar. Hemen hemen bütün işverenlerin, yani bir anonim şirketin hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olan ya da bir limited şirkete ortak olanların kendi iş yerlerinden kendilerini SSK'lı gösterme ya da göstertme gibi bir saplantıları, fetişleri var. Yani yıkamadığımız, belki sizler de yıkamıyorsunuz. Ya kanun olmaz diyor kardeşim, bildirme diyorsun. 7 sene sonra emekliliğe müracaat edince kapını çalıyor, ben emekli olamıyorum. Ya 7 sene önce söylenmedi mi sana? Söylendi. İşte bununla ilgili bu yapılandırmada da sizlere görev düşüyor benim kanaatime göre. Neden? Kişiler tamam kendi şirketlerinden devam edip gelen sigortalı bildiriliyorlar ama geçerli mi? Gerçekten kendi şirketinden 4A'lı, yani eski adıyla SSK'lı bildirilen birisi mi? Bunun tespitini yapmamız lazım. Çünkü eğer öyle birisi değilse bu kişilerin adına 4B, yani Bağkur tescilinin açılması lazım. Yatan primlerin aktarılması lazım. 4A'ya yatan primlerin. Açık kalan kısımda varsa işte burada yapılandırmaya müracaat etmemiz lazım. Bir kere şunu temel olarak bilmemiz lazım. Kesin bir ilke. 1 Ekim 2008'den sonra bir limited şirketin ortağı, yani ortaklık 1 Ekim 2008'den sonra başlarsa veya anonim şirketin hem ortak hem yönetim kurulu üyeliği 1 Ekim 2008'den sonraysa kendi şirketinden 4A'lı olamaz. İstediği kadar bildirsin, olmaz. Er ya da geç bu yanlış düzelir. İstisnası var. Eğer limited şirket ortaklığı 1 Ekim 2008'den önce başlamışsa, kesintisiz devam edip gelmişse, usulüne uygun bir şekilde ve o dosyadan da giriş çıkış yapılmamışsa, maalesef bazı meslek mensupları da dönme dolap gibi şube şube gezdirmiş. Onların da tabii geçerli olabilmesi mümkün değil. Yani ortaklık 1 Ekim 2008'den önce başlayacak, bir. 4A sigortalılığı 1 Ekim 2008'den önce başlayacak, iki. 1 Ekim 2008'den sonra o sigortalı bildirildiği dosyadan çıkış olmayacak. Eğer bunların 3 tanesinden herhangi birisi o şartlar kaybedilmişse, adamı çıkarttın o şubeden, öbür şubeye aldın, geçmiş olsun, hemen 4B tescili yaptırıp ödediğin prim varsa mahsup ettirmen veya yapılandırma imkanından yararlanmak söz konusu olacak. Aynı durum destek primi için de geçerli. Yani kendisi emeklidir, onların da maaşlarından geçmiş yıllar için söylüyorum, şimdi kesilmiyor da, bir 300 liralık kesinti yapılınca canı gidiyor. Ya 5000 lira sigortalı bildiriyorsun, şirketin kasasından 2000 lira gidiyor. Yok. İsterse 5000 lira gitsin, cebinden 200 liralık destek primi gitmesin. Böyle bir saplantıları da vardı. Acaba bugüne kadar yaptığınız doğru mu? Yani şirketten bildirdikleriniz doğru mu? Onlar için de 1 Ekim 2008'den önceki uygulamada önceden başlayan sigortalılığın geçerliliği olduğu ilkesi, aynı SSK Bağkur çakışmasında olduğu gibi, ona da riayet etmek lazım. Yani adam 2015 yılı Ocak ayında SSK şartlarından emekli oldu. Emekli yapmak için iş yerinden çıkarttın. Emekli maaşı bağlandı. 4 gün sonra da destek birimine tabi bildirdin. Doğru mu yaptın? Günümüze kadar bütün bildirdiklerin iptal. Boş yere bildirdin. Ne olması lazım? Destek birimi tescilinin yapılması lazım. Geriye doğru 11 sene öncesinin araya borç çıkarılması lazım. İşte bunu yapılandırma kapsamında ödeyip yatan primlerin sigortalı hissesini emekli olan işveren hissesinde iş yeri geri alabilir veya mahsup ettirebilir. Yani bu yapılandırma aynı zamanda bu nitelikteki hatalarımızı da gözden geçirip bunu düzeltme imkanı verecek. Bazı şeyleri şimdiden düzeltirseniz kaybı çok aza indirebilirsiniz. Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmenliği ile getirilen iki tane önemli düzenleme var. Onu da
sizlerle paylaşmak istiyorum. İşe giriş bildirgesi eskiden bir gün önce en geç verip işe de işçi gelmeyince SGK'ya müracaat etmemiz, ekine tutanak koymamız lazımdı. Yönetmenlikle bu değişiklik, bu yönde bir değişiklik oldu. İşçi işe gelmeyince işe başlayacağı günü takip eden günün gece 23.59'a kadar iptal etmemiz söz konusu olacak. Daha program bitmedi, bu özel bir yazılım istiyor. Program bitene kadar yine eski usullere göre yazılı müracaat etmemiz lazım. Program açıldıktan sonra bunu kullanabiliriz ama bütün verdiğimiz bildirgelerin ve bütün verdiğimiz iptallerin de sisteme kayıtlı olduğunu, bazı şeylerden kaçınma adına fiili duruma aykırı işlem yapmamayı tavsiye ederim. Yani adam bir gün çalıştı, çıktı gitti. Ya bir gün çalışmış, bunun da işte girişini iptal edeyim düşüncesine girer. Ondan sonra bir gün bu ortaya çıkarsa bir yıl teşvik yasağı, 5 puan indirim yasağı gibi uzantısı olan büyük sıkıntılar söz konusu olur. Yani fiili durumu hiçbir zaman atlamamak koşuluyla bu imkanın da sizlere birkaç güne kadar açılacağını söyleyeyim. Bir diğeri, herhangi bir şekilde Bağkur tescili yapılmadığı halde geriye doğru yapılmışsa, işte benim anlatacağım örnek olaylarda olduğu gibi, kişi bir ay içerisinde 1 Ekim 2008'den geçerli olan dönem için sınırlı olmak üzere prim esas kazancını yükseltebilecek. Yani 2013 yılında şirket ortağı oldu, Bağkur'u hiç açılmamış. Bugün geriye doğru açtırdıysa, normalde bugüne kadar asgari ücret üzerinden prim ödenmesi lazım. Ama kendisinin de emekliliğine 6-7 sene kaldı, yüksek emekli maaşı almak istiyor. Dolayısıyla da yüksek prim esas kazanç seçmek istiyorsa, kendisine tebligat yapıldığı andan itibaren bir ay içerisinde müracaatta bulunması koşuluyla geriye doğru primlerini yükseltmek, dolayısıyla da yüksek emekli maaşı alma imkanı söz konusu olabilecek. Burada özel olarak yapılandırma dışında olmakla birlikte sizlerin de ilerleyen dönemde sıkıntıya girmenize belki neden olabileceği düşüncesiyle bunları burada ifade etme gereği hissettim. Bir kısım borçlar da siliniyor, çok cüzi borçlar diyelim bunlara. İş yeri kanun kapsamından çıkmışsa, yani kapanmışsa, kapanış tarihi de 31 Aralık 2014 tarihi ve öncesi ise, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 lirayı aşmıyorsa bu borçlar silinecek. Yani yapılandırmaya da gerek kalmaksızın diyelim 30 Aralık 96 yılı birinci döneme ait bir borç varsa borç aslı 50 liranın altında olduğu için silinecek. Yine tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanların da yine tahsilinden vazgeçilmiş olacak. Gerek özel bina inşaatları gerek ihaleli işlerle alakalı olarak da yapılandırmamız borcun kesinleşmiş, yani fark işçiliğin tebliğ edilip edilmemesine bağlı olarak, çünkü kanun fark işçiliğin tebliğ edilmemesi halinde dikkate alarak ayrı bir düzenleme koymuş. Her durumda müracaatın, yapılandırma müracaatının 30 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu kişilerin eksik işçilikten kaynaklanan, yani resen tahakkuk ettirilecek olan fark primden kaynaklanan borçlar 31 Ekim 2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması halinde diğer prim ödemelerinde olduğu gibi ilk ödeme Aralık ayının son günü, dolayısıyla o da hafta sonuna denk geldiği için 2 Ocak 2017'de veya peşin ödemeyi seçerse, normal taksitleri seçiyorsa primlerin taksitleri nispetinde gidecek. Ancak herhangi bir nedenle fark işçilik tebliğ edilememişse, örneğin ihale makamıyla yazışma devam ediyor, İşçilik oranı belli olmadı, komisyona geldi, komisyon oranı belli etti, tespit etti, İlgili memurun bunu sisteme girip size tebliğ etmesi bazen bu yapılandırma dönemini aşabilir. Aralık ayına denk gelebilir, öbür yılın Ocak ayına, Şubat ayına denk gelebilir. Böyle bir durumda da yine yapılandırma müracaatında başvurmak koşuluyla tabii. Eğer tebliğ edilememişse alacak aslıyla bu alacağı ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yerine yine enflasyon farkı uygulanacak. İlk taksitin yapılandırma planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılandırma kapsamındaki ödemeler gerçekleşecek. Yani itirazınız üzerine, orana itirazınız üzerine asgari işçilik komisyonuna gitti de Ocak ayında ancak
tespit edilebildi. Memur da Şubat ayında size fark işçiliği tebliğ ettiyse 5000 liralık. Tebliğ aldığınız ayın sonuna kadar, yani Şubat'ta tebliğ aldığınıza göre Mart'ın sonunda ilk taksit ödeyeceksiniz eğer taksiti seçtiyseniz. Yok, peşin ödemeyi seçtiyseniz takip eden ayın sonunda borcun tamamını ödeyerek kapatmış olacaksınız. Genel sağlık sigortası ile alakalı biraz daha farklı bir seçenek söz konusu. Şöyle ki, hem gelir testi yaptırmayanlarla alakalı avantajlı bir uygulama söz konusu. Kişi gelir testine bugüne kadar girmemişse 1 Eylül 2016 tarihi ile 2 Ocak 2017 tarihleri arasında, yani yasanın yürürlüğe girdiği 4 aylık süre içerisinde gelir testine müracaat etmesi durumunda, yani kaymakamlığa başvurması durumunda geriye doğru primler de tespit edilen gelir tespitine göre belirlenecek. Normalde yasaya göre bir ay içerisinde girmeyince bir asgari ücret üzerinden tahakkuk devam ediyor. Size tebligat yapılmasına rağmen girmeyince 2 asgari ücret üzerinden geliriniz varmış gibi borç tahakkuku oluşuyor. Oysa gelir tespitine hiç girmemiş olanlar bugün gelir testine girmekle geriye doğru 1-1-2012'den itibaren hangi dönemler için GSS ile yükümlüyse, hiç geliri yoksa, yani asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa hiç borcu oluşmayıp tamamı silinecek. Geliri asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret aralığındaysa asgari ücretin 1/3'ünün %12'si oranında, dönemlere bağlı olarak işte 45 lirayla 65 lira aralığında. Bir asgari ücret, 2 asgari ücret aralığındaysa işte 120 lirayla 180 lira aralığında asgari ücretin artışına bağlı olarak. Bunun üzerindeyse zaten en yüksek dilimden ödenme söz konusu olacak. Bunların yapılandırma müracaatları da normal işveren müracaatlarından daha farklı. Bunlarda kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 aylık süre öngörüldüğü için, gelir testi için 4 ay, yapılandırma müracaatı için 5 ay öngörüldüğü için bunlar yapılandırma müracaatlarını 31 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler. Hatta hiç müracaatta bulunmayıp gelir testine girseler bile kendilerine sanki müracaatta bulunmuş gibi 12 taksitlik bir ödeme planı çıkarılacak ve peşin ödemeyle 12 taksitin seçilmesi durumunda bu genel sağlık sigortası primlerinin dışında gecikme cezası ve gecikme zammının yerine o enflasyon farkı dediğimiz ödeme de alınmayacak. Yani bunlar sadece ana parayı ödeyerek borcun tamamını bir anlamda tasfiye etmiş olacaklar. Taksitlendirmeler daha önce de söylendiği için çok fazla değinmemize gerek yok. 6, 9, 12 ve 15 taksit gibi bir seçeneğimiz, 18 taksit seçeneğimiz var. Genel itibariyle de 6 taksit 2 ayda bir olduğu için 12 taksit biçiminde ödenecek. Ortalama olarak da yıllık olarak ifade edersek %4,5'luk bir enflasyon farkı öngörülen enflasyon üzerinden diyelim veya taksitlendirme farkı alınmış olacak. Yani 6 taksit seçtik, 12 ayda bitiyor. Bizden alınan para, borcumuz 100 liraysa 104,5 lira olacak. Yani %5'in bile altında bir vade farkı alınmış olacak. Kamu kurumları için taksit sayısı biraz daha farklı. İl özel idareleriyle spor kulüplerine 36 aya kadar taksit var ama bunların da taksiti uzun olduğu için vade farkları da daha yüksek. Yine belediye ve bağlı kuruluşların da yapılandırılacak borçları 144 eşit taksitte ödeme imkanı söz konusu olacak. Tabii taksit sayısı arttıkça ödeme vadesi de artmış olacak. Benim anlatacaklarım bunlar kısaca özet olarak. Kalan kısmı da Gülsüm Hanım artık milletin sabrına sığınarak. Çok çok teşekkür ediyoruz üstadımıza. Gerçekten çok sizlerin de yorulduğunu biliyorum ama konu çok önemli. Buna rağmen çok dikkatli izliyorsunuz. Geceliğin beşik sallayan birkaç kişinin dışında sanıyorum. O yüzden bir görüşünüze de başvurup öyle devam edeceğiz bundan sonrasını. Gülsüm Hanım'ın da sunumu zaten bir 15 dakika, 10 dakika da tamamlayacak. Uygun görürseniz ara vermeden sorulara geçeceğim. Hem toplanmak zor olacak ama zaten bu arada ihtiyaç için dışarıya çıkıp geliyor arkadaşlarım. Eğer uygun görüyorsanız hem salonun durumu açısından hem de ilerleyen saat açısından öyle yapacağım. Soruları bu durumda
yavaş yavaş da hazırlamaya başlayın. Veya 5 dakikayı geçmeyen sadece soru hazırlama anlamında bir ara vereceğim. Ne diyorsunuz? Ara vermeyelim. Ara vermeyelim, tamam. O zaman sorularınızı hazırlayın. Buyurun Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım da yine aynı konuda. Hepiniz tanıyorsunuz zaten. Doktor Gülsüm Öksüz Ömer, mali müşavir. Evet, evet, buyurun aynı Gülsüm zamanda sona kaldığımı da düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ben Kürkçü Dükkanı'yım. Yani İsmo'nun danışmanıyım. Dolayısıyla hepiniz daha sonradan bana o soruları soracaksınız. Haziro'nun azalması ya da çoğalmasına üzülmedim açıkçası. Şimdi arkadaşlar, borçlarını yapılandıranlara sağlanan avantajlar nelerdir? Konumuz bu. Burada 2016-18 sayılı genelgenin sınırları var. Nedir burada? Deniyor ki yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir. İkinci husus ise tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispeti de kaldırılacak ve teminat mektubu iade edilecektir denilmektedir. Diğer bir husus ise tatbik edilen hacizleri konu mallar borçlunun talebi üzerine satılabilecektir. Yine borçlunun talebi üzerine borcu yoktur yazısı kendisine verilecektir. Son düzenlemesi burada 2016'nın bu sayfa için borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Değerli arkadaşlar, yapılandırmanın sağladığı avantajlara devam ederken burada yapılandırmada cari prim dönem borçlarını öderken kişilerin teşvikten yararlanabileceklerini görüyoruz. Ancak takip eden aylar olan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki yapılandırma taksitlerini peşin ödeyecek olanların bunu ödememesi veya ilk taksitleri ödememesi halinde kullanmış oldukları teşvik varsa sigorta prim teşviki iptal edilecektir denilmektedir. İhale ve inşaat işyerlerine konu geldiği zaman tüm borçlarının tamamının ödenmesi halinde kişilere ilişsizlik belgesi verilecek ve teminat iade mektup yazısı düzenlenebilecektir. Yahut tüm borçlarını karşılayacak bir teminat mektubu verilmesi halinde yine borçlulara ilişkilik belgesi verilecek ve teminat iade yazısı düzenlenebilecektir. Eğer ilana çıkmış satışlar var ise, yapılandırmaya başvurmuşsa bu borçlular, bu satışlar ne yapacaktır? Durdurulabilecektir arkadaşlar. Bir de ilk iki taksitini ödememiş olanların yapılandırmayı bozulma koşullarına ilk koşul olan ilk iki taksiti ödememiş olma koşulu dışındaki koşulların gerçekleşmesi halinde yapılandırmanın bozulduğu tarihten sonra kişilerin sigorta prim teşvikinden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yapılandırma ile genel sağlık sigortalıları, Bağkur sigortalıları ve diğer sigortalara sağlanan haklar nelerdir konusuna bakacak olursak, primlerini kendilerine ödeyen sigortalıların, yani 4B'lilerin ya da primlerini kendine ödeyen sigortalılar diyelim, yapılandırmanın ilk taksitini ödedikleri takdirde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri söz konusudur. Bu sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmeleri için cari dönem prim borçları ile yapılandırmanın taksitlerin düzenli ödemeleri gerekmektedir. Yine ayrıca şartları dolduğu halde emekli olmak için bekleyenlerden 4B emeklilerinin kurumun anlaşmalı olduğu, protokol imzalamış olduğu bankalardan kredi çekmek yoluyla borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecekleri ve kendilerinin kredi borçları emekli maaşlarına düşünmek kaydıyla maaşlarını da alabilmeleri söz konusu olmuştur. Değerli arkadaşlar, yapılandırmadan yararlanmak için açılmış olan davalardan vazgeçilmiş olması gerekmektedir. Bunun usul ve esasları nasıldır diye konuya bakacak olursak, burada yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması gerekiyor. Eğer bir dava açılmış ise bu davadan vazgeçilmiş olması gerekiyor ya da kanun yollarına başvurulmamış olması gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde davadan vazgeçme dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmiş olması ve bu dilekçenin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yargı mercilerine intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Davadan vazgeçilmesine karar verilmiş olması halinde 19 Ağustos 2016 tarihinden sonra tebliğ edilen kararla uyarınca da ne yapılmayacaktır? Yapılandırma yapılmayacaktır. Hiçbir işlem yapılmayacaktır. Yine davadan vazgeçilmesi halinde hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücreti ve bundan doğacak olan feriler ne yapılmaktadır? Talep edilememektedir veya icra takibi yapılamamaktadır.
Arkadaşlar, ödenen primlerin retmi iadeleri konusuna gelecek olursak, ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde borçlular ödedikleri tutar kadar yapılandırmadan yararlandırılacaklardır. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ya da yapılandırmanın bozulması gerekçesiyle daha önceden ödenmiş tutarlar ilgileri alacak olarak iade edilmeyeceği gibi talep de edilmesi söz konusu bulunmamaktadır. Yapılandırma hakkının kaybedilmesi 3 ana maddede toplanmaktadır. Bunlardan birincisi, yapılandırma taksitlerinin ilk ikisinin süresinde ödenmemiş olması. İkincisi ise taksitlendirme süresi içerisinde cari dönem taksitlendirme süresi içerisinde cari dönem primlerinin bir takvim yılı içerisinde 2'den fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi hususu bulunmaktadır. Son husus ise bir takvim yılı içerisinde 2'den fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi veyahut da son taksiti takip eden döneme kadar olan gecikme cezaları ile birlikte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma ne olacaktır? Bozulacaktır arkadaşlar. Ancak taksitin %10'unu aşmamak, en fazla 5 liraya kadar olan tutarlar ise ihlal sayılmayacaktır. Değerli arkadaşlar, başka kanunlara göre taksitlendirilmiş olan borçlar bu kanunda yapılandırılabilir mi? 6183 sayılı kanunun 48. maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olan borçlarınız bu kanun kapsamında. 6552 sayılı kanun kapsamındaki borçlarınızın gene kalan taksit tutarları bu kanun kapsamında. Ancak 6111 sayılı kanunun bu kanun yayınlandıktan sonra kalan taksit tutarları yapılandırma kapsamına dahil olmamaktadır. Şimdi arkadaşlar, nereye ve ne zaman başvurabilirsiniz, ne kadar sürede başvurabilirsiniz? Bunlar kanunun yayınlandığı tarih itibariyle tüm borçlular için hepinizin bildiği gibi 2 ay, bu da 31 Ekim 2016'ya kadar başvuru süresi gerektiriyor. Genel sağlık sigortaları için de bu süre 5 ay olmakla birlikte 31 Ocak 2017'ye kadar ne yapabilirsiniz? Borçlarınız için kuruma başvuruda bulunabilirsiniz. Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren yine tüm borçlar için 4 ay içinde, yani 2 Ocak 2017'ye kadar borcunuzu peşin ödemiş ya da ilk taksitini ödemiş olmanız gerekmektedir. Genel sağlık sigortaları için ise bu durum 6 ay, yani 28 Şubat 2017'ye kadar olan sürede ödemenin, yani peşin ödemenin ya da ilk taksitini ödemesinin gerektiğidir. Şimdi nereye ne şekilde başvuracağız usulleri, işverenler tabii ki bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarına, il müdürlüklerine veya il merkezlerine e-sigorta kanalıyla elden ya da postayla başvurabilirler. 4B Bağkurlar için böyle bir şey söz konusu değil. Herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da il merkezine e-sigorta yoluyla elden ya da posta olarak başvurabilirler. Kamu işyerleri için de değişik düzenlemeler yapılmış. Burada emekli keseni, kurum karşılığı, itibari hizmet süresi zammı, fiili hizmet süresi zammı ile sigorta primini, sigorta primleri genel müdürlüğü kamu görevlileri daire başkanlığı Ankara'ya vermeleri, yani elden ya da postayla göndermeleri gerekirken, ek karşılık prim borçları için strateji geliştirme başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Son olarak da idari para cezaları borçluları da iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da il merkezine başvurmaları gerekir. 2016-18 sayılı genelge SGDP borçlularının başvuru yerlerini 3 değişik yer olarak belirlemiştir. Bunların başında 1-10-2008 öncesinde SGDP borcu bulunanlar herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da onun sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekirken 1-10-2008 sonrası döneme ait 4C emeklileri, yani memur emeklilerin SGDP borçluları için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı'na başvurması gerekir. Ancak 1-10-2008 sonrasında emekli olan 4 ay ya da 4B sigortalıları ise yine borç dosyalarının oluşturulmuş olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'ne elden ya da posta ile başvurmaları gerekir. Tarım sigortalıları, 5500'ün ek 5 ek 6'sı, isteğe bağlı sigortalılar, topluluk sigortalıları ise dosyaları bulundukları sosyal güvenlik merkezlerine ve il müdürlüklerine başvururlarken, genel sağlık sigortasının borçluları ise ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Arkadaşlar, yapılandırma tutarını önceden görebilir miyiz diyoruz. Evet, burada da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu bir çalışma var. İşverenler e-sigorta yoluyla bunu görebilirlerken
4-5 sigortalı, Bağkur sigortalarıydı. Genel sağlık sigortalıları bunu e-devlet sistemi üzerinden görebilirler. Ben bunu göremiyorum diyebilirsiniz. Başvuru yapmanız esas olmak kaydıyla ancak bu borçlarınızı bu yerlerden görüntülemeniz söz konusudur. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gülsüm Hanım'a da. Evet, sunumlarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi seminerin en önemli bölümüne geldik. Soru cevap bölümü. Benim sizden bir ricam var yalnız. Özellikle soru soran arkadaşlar için söylüyorum. Zaten salonda hala güzel bir katılım var. Mümkünse sorunuzun yanıtını almış olsanız bile birkaç dakika daha beklemeye devam edin. Hem diğer sorular çok önemli olabilir. Hem de sizlerle birlikte bize bu bilgileri paylaşan konuklarımıza birlikte teşekkür edelim. Bütün soru soran arkadaşlarımızın sorularına da yanıt vereceğiz. Sanıyorum ilk yanıtları Emre Bey, Emre Kartaloğlu ara ara da değişeceğiz.